hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Geliriniz güzel, ömrünüz bereketli, her yaşınız bir öncekinden daha hayırlı olsun. Gözünüze yaş, ayağınıza taş değmesin, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ay bir şey söyleyeceğim. Hayatımda ilk defa bir arkadaşıma dedim ki, inşallah bunu bulamaz. Hangi arkadaşım? Müge. Vallahi sabah var ya böyle içim gitti. Ne diyeyim yani, bir taraftan hani bir insanın canını almak doğru bir şey değil, asla değil. Ama yani içimden de o kız çocuğu anacığı için ya böyle işte, neyse gittim geldim vallahi. Ve gerçekten enteresan bir durumdu. Şimdi hayatta çok zor şeyler var, görüyorsunuz. Sağlık kısmı da bizim hayatımızda var. Sizinle pek çok kişiyi tanıştırdık. Simge dünya güzeli bir kızımız. Simge gel yanıma, babaannem sen de gel. Nasılsınız? Hoş, hoş geldiniz. Canım benim, iyiyim bir tane. Canım benim. Canım. Şimdi gel Simge'm. Simge'yi bana babaannesi getirdi biliyorsunuz. Babaannesi baktı, büyüttü Simge'ye. Çünkü ne yazık ki 4 yaşındayken annesinin babasını evet, kaybetti. Evet. Bir şofben zehirlenmesinden evet. Simge. Ama iyi ki babaannem var. Evet, iyi ki var. Kapı gibi babaannem var. Beni de babaannem büyüttü. O yüzden anneanneler, babaanneler benim için evet, çok 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 evet, değerli. Benden ne istiyorsun? Ben senden ne istiyorum? İstediklerimizi hep yaptın. Allah seni yavruna bağışlasın. Ne demek? Bağırsın. Ne demek? Canım hepimizi. Benim. Hepimizi. Çok her şeyi, herkese teşekkür ediyorum. Mustafa Bey'e, size, ekibinize, herkese. Ne sana, demek kızım? Canım benim. Her şeyinle dört dörtlük daha dur, dediğimizi daha yaptın. Şöyle, aslında Simge'de saç, kaş ve kirpik yok. Yapılabilecek bir şey var mı diye aslında biraz doktor dolaştırdım onları. Evet. Ama anladım ki ne yazık ki yavruma, doktorlar bir şey yapamıyorlar şu aşamada. Ama onu mutlu etmek yine de bizim elimizde. O yüzden bir ekip topladık aslında. Arkamda çok güçlü bir evet, ekip var. Birazdan tanıştıracağım sizi. Çok Azize sevindim. Hanım, şimdi bak, bu saç uzun süre kalacak. Yıkayabilir, değil mi? Kesebilir, fön çektirebilir. Evet. Kendi çok saçı sevindim gibi olacak inşallah. Saideciğim çok sevindim gerçekten. Ondan sonra kaşları yapılacak. Onlar da kalıcı olacak. Evet. Şimdi hepsini yaptıracağım. İnşallah. Aziz de babaannem. Tamam mı? Tane. Ama şöyle yapalım. Şimdi sen Simge'yi görme. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi öpüşün. Ben seni dışarı alayım. Tamam. Çok uzun sürmeyecek zaten. Tamam mı? Tamam canım. Sonra ekibime emanet edeyim. Sonra bir gör. Tamam. Evladını. Tamam. Olur canım. Mu? Tamam. Tamam. Hadi sizi baş başa bırakayım. Hadi. Hadi kullanıyorsun bebeğim. Babaannesinin kuzusu. Baba, o eşyaları var orada. Dur onları alsın. Simgeciğim sen böyle geç kuzum. Şimdi kalıcı makyaj eğitmeni ve uzmanı Rengin Yılmaz bizimle beraber. Rengin'cim Simge'm sana emanet. Simge bana emanet. Harika kaşları, kaşlar yapacağız şimdi. Şahane. İfadeyi çok güçlü bir hale getireceğiz. Değil mi? Zaten çok güzel bir kız. Güzelliğin daha da ortaya öyle çıkarmanı kesinlikle istiyorum. Öyle. Ve saç protezi muhteşem bir şey olacak. Ne kadar değiştirdiğine inanamayacaksınız. Daha önce de bize destek evet, oldu. Saç protezinde Mustafa Kemal Çiçek, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bu saç en az bir sene kalacak. Tamam. Sonrasında da inşallah bakımlarıyla yıllarca devam ettireceğiz. Tabii ki, değil mi? Tabii tamam ki. Şimdi önce makyaj yapılıp. Yapalım. Bu arada gittin babaanne. Gitti değil mi? Hah tamam. Evet. Ay son anda görsün ya. Onun evet, heyecanı duydu. Değil mi? Evet. Şimdi bakalım da. Ha bu arada siz ölçüp biçip yapıyorsunuz. Tabii. Yüzüne göre yapmam lazım. Ha. İskelet sistemine uygun. O biraz yaptırmış aslında daha önce ama bu biraz. Başarısız olmuş. Ha. Tabii şimdi sizin yaptığınız farklı olacak. Simge'm. Ben gidiyorum annem yemek yapmaya, tamam mı? Tamam. Seni bak profesyonel ellere teslim ediyorum. Tamam. Bu arada sana kaş yaptırmayı çok istedim ama kaşı tutturacak yer bulamadık. Ama yine de benim makyözüm Damla gelecek, bir deneyecek. Eğer kaşı tutturabilirsek yine de kirpik. Ya kirpik ayol kaş deyip duruyor. Kirpik ha. Tamam mı bir tanem? Ay hep de yüzü gülüyor yavrumun, ne yapsın? Evet. Peki hadi bakalım, size kolay tamam gelsin. Teşekkürler. Bir alkış baştan. Tamam. Mehmet Şef'im. Nasılsın? Hoş geldin. Biz vallahi. Ya bugün de eti konuşalım. Ha hiç konuşmuyorduk. Bir de yani, eti konuşalım. Eti konuşmuyorduk ama. Konuşalım, ya, konuşalım. Bugün de et benim işim biliyorsun. Sen neler yapacaksın bugün bize? Bugün size kaburga dolması, Diyarbakır ha, ciğeri yapacağım. Ciğeri? Evet, ciğeri. Ciğerim. Ciğer diyemeyelim ha. Ciğerim. Ondan sonra uykuluk yapacağım. Ondan sonra büryan getirdim, koyun yoğurdu. En sonunda da mırra kahvesi içeceğiz. O yemekleri sindireceğiz. Bu Balıkesir kuzusu.
2 yaşındaki kuzu. Yani kuzu demek koyundur yani. 2 yaşında küçük kuzu. Onun için bunun kaburga dolması harika oluyor. Ha. Yayla kuzusu olduğu için. Vallahi ben başta için, Allah herkesin evine yaz kaburgayı benle sen beraber yapacağız. Çünkü bir ev hanımı da evde özel kaburga yapmayı yapabilirler diye onu söyleyeceğim. Ama sizin elinizde sanki yani bir şeflik, yaparım şeflik şeyi var sizde. Geçen gün zaten elinizi gördüm bayağı yatkın yani. Ya mutfağı, ne diyorsun? İyi. Hadi bakalım Allah mahcup etmesin. Hadi, ben seviyorum da ondan. İnsan şimdi ikiye böleceğiz. Sen dur başlama daha. Dur Elif'in yanına gideceğim hemen başladın. Aa. Dur. Dur bir Elif'in yanına gideyim. Tamam, sen daha ikiye bölme. Bir stüdyo bir güzel şey kokuyor. Ne köz biber kokuyor. Bayıldım. Anam burada neler var? Dur bırak. Elif geleceğim. Bu yoğurt. Balık kesiriyordu. İstiyorsan Mustafa abi bir test etsin. Gel Mustafa gel. Kaynanan bu, seviyormuş. Kendi koyunum var benim Diyarbakır'da. Öyle 2 mi? Sene koyunum var. Her Şubat ayında doğum yatım yoğurdunu kendim alırım. Sizin gibi değerli tabii ki. Kendin de alabilirsin. Bellidir yayla çocuğusun abi. Yani o köylü tipi var sende. Anlarsın yoğurtta. Teşekkür ederim. Bak ama şunu bir göstereyim sana ya. Bu senin için aldım ya. Öyle mi ya? Niye kendim alayım diye tutturdun? Tamam. Baksana şunun güzelliğine. Bakayım ne yoğurdu bu? Bu şu yani siz bir tadın bakalım ne olduğunu bilir misiniz? Manda mı? Bir şeye. Ben uzaktan. Bir gurmemize tattıralım. Hepsini yiyebilecek misin? Yer. Ben ona aç bakayım ağzını. Hadi bismillah. Kuş geliyor. Araslan herhalde. Araslan alıştım ya. Neler ne numaralar yapıyorum çocuğa ya. Aman da benim oğluma. Bakan bilsin ki ne dedi. Ne yoğurdudur acaba? Babaannemde rahmetli bir kaşık vardı. Var ya. Ben bir şey söyleyeyim bu kesinlikle. Ne yoğurdu? Koyun yoğurdu. Tebrik ederim. Koyun yoğurdu. Bravo vallahi çıkardınız. Ben de manda dedim ha. Başka kaşık vereyim zaten. Hayır dur. Bravo. Al sen bundan devam et o zaman ne diyeyim. Koyun peyniri bir de. Bu da başka. Böyle bir de piyasa peyniri gibi değil. Ama mırra kahvesi biraz ısıtmam lazım. Merak ettirdiniz ya. Isıtmam lazım biraz. Ay bu nasıl güzel bir kahve şekliymiş mırra. Böyle ya. Bunu ağlar içer. He o zaman ben içeyim. Ağlar içer. Hanım ağlar içer. Sizin gibi hanım ağlar içer. Hanım ağlar. Bunda bir kuralı var. Bakalım nasıl yapacaksın. Ceza da yiyebilirsin, içebilirsin de. Yapma ya. O şakayı da burada yapacağım. O da süper. Sen biliyor musun? Mırrayı biliyorum da ceza yiyebilirsin. Hayır cezası neymiş? Bilersen bilen varsa da söylemesin. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak baştan sonra ben sıcak içemem. Yok soğuktur mırra ya zaten bir. Damla gibidir zaten içeceksin o kadar. Tamam. Ama içtiğin zaman Allah'ım cezası sana gelir. Cezası neymiş? Ya cezası da var ödülü de var. Bakalım hangisini çıkaracaksın. O da sürpriz. Cezasını bileydim iyiydi ya dur. Vallahi bilmeyin. Mustafa hiç beni söylemiyor ya niye ceza veriyorsunuz kimse diye. Kimse internete de bakmasın. Sürpriz. Ha tamam internetten yazıyor mu? O zaman internete bakmayın. Bakmayın. Ya müsaadenizle. Bu yoğurdun gerisini sen götür çocuğunuza yedin. Ben onu arasa götürüyorum. Kesinlikle. Özür diliyorum. Ama biz arasa... Ev yoğurdu yapıyoruz ayıptır söylemesi. Yoğurdu evde yapın bence. Evet. Ev yoğurdu yapıyorum bol probiyotikle. Çocuk şimdiden alışsın. Bak ben hani gerçi biz de alıştık belki ama artık ev yoğurdunu yiyemiyordum ben. Sulu geliyordu. Şimdi alıştık. Alışmak çocukları baştan alıştırmak lazım. Anam bu ne? Orada da değişik bir düdüklü tencere var. Şu an boşta. Bu düdüklü tencere mi? Ona kaburga dolması yapacağız. Anam bu düdüklü mü? Bunun üstü nasıl bir şey ki? Çok büyük bir tencere. Ben küçücükten korkuyordum. Yok kapağını daha takacağım. Kız ben hayatımda bu kadar büyük bir tencere görmedim. Kaburga dolmasına başlayabilir miyiz? Evet. Uzun sürecek ben başlayayım istiyorsan. Başlayın. Tamam hadi biz ne yapıyoruz? Bizim işimiz aslında çok pratik. Onun için Mehmet Şef var diye ben hemen ona da vakit kalsın diye biraz hemen başladım Zahide'cim. Ne yaptık? Pasta yapıyoruz. Bisküvili pasta yapıyoruz ve bunun için kremasını yapıyorum şu anda. Abi benim telefonum nerede? Telefonum Mustafa. Nerede? Nerede telefonum? Telefon burada. Hani? Bak almış bana vermiyor. Hani ben videomu çekmedim ya. Bisküvili ne yapıyoruz? Bisküvili pasta yapıyoruz ve bunun için gerekli kremasını hazırlıyorum. Burada süt, şeker, un, nişasta var. Koyulaşıncaya kadar bekleyeceğiz. Herkese yeniden merhaba. Şimdiden güzel hafta sonları diliyoruz biz peşin. Yarın Ankara'dayım bu arada ben. Ankaralılar beni beklesinler evet. Biz şahane yemekler yapıyoruz. Hem de bisküvili yani en pratiğinden. Sonra burada bir sürü et yemeğimiz var. Yoğurdumuz var hem de koyun yoğurdu. Bir taraftan. Simge güzelleşiyor. Kaburga dolması yapacağız. Ha bir de dur mırramız var. Ama şimdi usta dedi ki bu mırranı içerken ya cezası var ya ödülü var. İnşallah ödülünü alırız bakalım. O neymiş onu da göstereceğim size biraz sonra. Hadi gelin hoş gelin bize. Bu arada bak Simge'yi ne güzel hemen başladı valla. Önce kaş sonra saç en son bir de kirpiye bakacağız. Hadi bakalım babaannemiz nerede? Babaannemiz nerede? Ay bekliyor orada kıyamam. Canım benim. Bekliyor.
Bakalım. Görmüyor şu anda. Belki. Görmesin, görmesin. Finalde görürse o değişim en net o fark edecek. Bak biz şimdi yapılırken görüyoruz ama asıl babaanne zaten onun hakkı ya. Ellerinden öpüyorum bütün babaannelerin, anneannelerin. Ne yaptın sen şimdi? Sadece bunun içinde ne var? Nefis bir krema yaptım. Burada ne var? Süt var. Aşağı yukarı 5 su bardağı süt var. Şeker, kakao ekleyeceğim. İçinde şeker var, süt var, nişasta ve un var. Şu anda... Ha, nişasta olduğu için bu böyle çok ince ince geldi. Nişasta ve un. Birazcık tereyağı koyuyorum. Ay. Ocaktan aldıktan sonra vanilya koyuyorum. Ve isteyen, eğer çikolatalı istiyorsanız kakaosunu da ekleyeceğiz. Şöyle güzelce kakaolu nefis bir krema oluşturuyorum şu anda. Süt, nişasta, un, şeker, vanilya, tereyağı ve kakao. Güzel bir karışım oluşturduk. Burada da bisküvilerimiz var. Bisküvili pasta yapmak aslında hani herkes farklı farklı çeşit çeşit ya yapar. Ya şu yağı koymasaydın ya iyiydi ya. Ya ama o yağ asıl ona güzel. Peki ver ver tamam ver. Ama siz koyun. Ben aldım yağı içine koymayın, ama. Koymayın koymayın. Ay şu kadar yağ yemekten kurtardın. Koymayın boş ver. Ya ama tereyağı sağlıklı diyorlar. Tamam da yağ aynı zamanda. Tabii ki tereyağı sağlıklı. Vallahi bana sorsan en güzeli kuyruk yağı. Biz kuyruk yağıyla büyüdük. Ama kuyruk yağını şimdi kremaya nasıl koyacaksın? Hayır canım buna değil ama genel olarak yani. Ben kuyruk yağıyla büyüdüm. Kurban bayramında onu böyle bir güzel kavururlardı. Şimdi hayvanların bir de kuyruğu da yok ya. Yaşamasın. Öyle gelmiyor mu size de ya? Kuyruk yok hayvanlarda. Ben dolaştırdığım için kurban bayramında çok bayağı çobanlık yapıyordum yani. Mahallenin bütün koyunları kuzuları bana emanetti. Ama sonunda çok ağlıyordum sormayın neyse. Şimdi bir bak, daha anlatalım bunu. Kremayı yaptık. Şöyle hemen dökeyim. Birazcık soğuması gerekiyor. Süt, un, nişasta, şeker, tereyağı koymadık tabii siz koyun. Ve vanilya. Güzelce bir krema oldu. Kakao da ekledim en son. Nefis bir krema oldu. Şimdi soğuması için başka bir kaba aldım. Aa öğrendim. Metin Bey yazmış. Tabii hemen anlatmışlar. Bak niye benim izleyicim beni hep korur kollar. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Okuyamadın iki saat. Haberi olsun. Tamam. Bu tamam. Mu? Evet doğrudur. Böyle mi yapacaktın? Misafire ben haberi yok o değil. Bu değil Metin, mi? Metin geçmiş olsun sana. Tamara köyde büyümemişsin. Metin bir şey biliyorsun ki, ama tam o değil. Zahide Hanım dikkat edin mırranın acı ikram edilirmiş misafirlere haberiniz olsun yok, diye yok o değil kesinlikle değil. O değil mi? Neden mırra acı değil tatlı acıdır. Ha. Bir acı var bir de böyle tatlı acı var. Bana tatlı ilaç şekerle olmaz. İlaç şekerle. Doğru onu dedi de doğru da o değil. Abla niye bu tereyağını sevmiyorsun? Bunu sadece eskiler bilir. Bak Seher tereyağını seviyorum. Sadece böyle her şeyin içine... Tereyağsız olabilecekleri ben ayıklıyorum. Çünkü bu da yağ ve bu da kalori. O yüzden diyorum. Yoksa siz koymak istiyorsanız koyun. Biz burada tuz ve tereyağı konusunda biraz tatlı tatlı atışıyoruz. Aa, ne yapıyorsun? Şimdi böyle bisküvileri iki renk aldım. Bunların artık petit beurre bisküvilerini biliyorsun hem böyle kakaolusu hem sadesi var. Onun için böyle ne yapıyoruz? Bisküvileri önce biraz süte batırıyorum. Sonra da yapmış olduğum kremaya batırıyorum. Sonra üzerine böyle birazcık daha... Yani isteyen süte batırabilir ama isteyen batırmadan da yapabilir. Bir sade, bir çikolatalı olarak aralarına da şöyle koyuyorum ve böyle diziyorum. Niye onu öyle çırpınıyoruz öyle tutmak için? Çünkü sonunda bu çok güzel bir pasta olacak. Yani onun için. Ama başka bir yere dizip mesela hani bir kek kalıbının içine dizerlerse de çok güzel oluyor sonrasında. Şöyle bir tanesini de ıslatayım. Aradakileri ıslatıyorum ki. Bak böyle. Vallahi ben de evde kedi diliyle böyle bir şey yaptım. Gidip gelip yapmaz olaydım. Gidip gelip yedim. Tam 2 gram verdim derken 400 gram almışım. Oo. Sabah bir tartıldım. Geri 400 gram geri gelmiş. Günde 200-200 vere vere gidebiliyordum mesela. Güzel verdin ama sen. Hakikaten işte, herkes söylüyor. Ama göbeğim kaldı. Bayağı zayıf gözüküyor. Karnım ama, gitmiyor. Ya daha kaç ay oldu yahu? 8 aya geliyor bir hafta kaldı. Olur mu? Neyse tek derdimiz olsun. Allah başka bir şey göstermesin de. Ama ben şunu anladım. Şimdi böyle hamilelerle ilgili yazıları da okuyorum. İlk bir senede verdin. Ondan sonra artık biraz daha kalıcı hale olmaya başlıyor. Yok. Vermek isteyince sporuyla şeyiyle verirsen hiç merak etme. Ha, o kadar kolay olmuyor işte. Kolay olsa...
Kickboks yapalım. Eşimle beraber. Sen benim eşimi gördün mü? Eldiven şey... Ha, benim eşim 1.95 100 kilo. Ben ona nasıl kickboks yapayım? Hayır, o tutsun, kum torbası olsun, siz çalışın. He. Biz öyle yapıyoruz. Kaburgamız başladı bu arada. Kaburgamız başladı mı? Ben nereye başladı? Ben buna devam edeyim. Siz sen yapalım. Devam ederken... Tamam. Hadi biz buraya geldik. Buraya siz dikebilir misiniz? Son dikerim iş, dikerim. Ayıp ediyor. Neresini dikeceğim ama? Dur bir ellerimi şu sudan geçireyim, geleyim dur. Aa, burada da bir şey var. O da pilavıdır en son. Aa, Mahmut görsene pilav bunu. Tek değil. Çok güzel. İçinde reyhan, maydanoz, toz biber, karabiber, pul biber var. Çünkü reyhan pilavın olmazsa olmazıdır. Aa. Bir de kaburga suyu dökülecek üstüne. Ben getireyim size ya, dur. Elif gördün mü bunu? Gördüm, evet. Reyhanlı pilav. Ben hiç reyhanlı pilav görmedim ya. Pirinç pilavla reyhan harika gider. Aa. Bak şurada reyhanları görüyorum şöyle müsaadenizle. Şöyle bir göstereyim bak. Oh, mis gibi de reyhan kokuyor. Allah Allah, bu reyhanlı pilavdan tadarım. Normalde pilav, makarna falan yemiyorum biz süredir. Ama bundan merak ediyorum, tadacağım. Dur, hemen elim ıslatıp geliyorum. Şöyle. Şimdi onu dikip içine bu pilavı mı koyacağım? Evet. Pilav koydum zaten. Siz sadece dikmeyi yapın yeter, vakit olmadığı için. Çünkü yayına da yetişmemiz gerekiyor. Orada da bana bir şey hazırlamadın değil mi yine? Bugün korktum şey senden. Bunu şu iğneyle dikecek. İğneyi kırdığın zaman bulaşık yıkaman gerekiyor. Kırmaman lazım. Aa, yıkarım, ayıp ediyor. Bunu buradan vuruyorsun. Buradan çekiyorsunuz. Çek, rahatsızsın. Anam ben bir de var ya, gelmeden elime krem sürdüm, nemlendirici bir dolu. Ha, dur. Bu onun şeyi. İyice ipi sıkı olacak, yoksa su kaçar. Ha, bayağı İpi dikiyorum iyice. Yani. Tabii tabii. Vallahi iyi bir cerrahsınız. Ayıp ediyorsun. Elimizden ne uçan ne kaçan. Ha. Da burada çekerken tek dezavantajım... Eliniz nemli olduğu için yoksa... Elim nemliyi bırak, krem sürdüm çok. Son bir dikiş yaparsanız. Tamam. O yüzden çekemiyorum. Biraz şuradan alayım değil mi? Oradan vurabilirsiniz. O kremi sürmeyeydim. Bir dakika. Tuz alalım mı? Demokraside çareler tükenmez. Evet. Ya da şuradan evet. Çıksın. Ha. Elimi batıracağım. Yiyecek alayım da içinden almayın. Maalesef öyle yapacağım. Evet. Siz ne yapıyorsunuz orada? Tuzu elini içine sokma. Suyu ziyan etme diye evet. Başka bir kaba aldım. Bak, bir kere daha yapayım mı? Bir kere, bir son olsun. Şuradan. Şuradan vurabilirsiniz. Evet. Şuradan. Şuradan. Evet. Heh. Dur şununla yapayım, yoksa iktiremiyorum iğneyi. Ha. Bravo. Bu iş başladı. Şimdi düğüm atacağız. Onu yaparım yaparım dur. Düğümü... Düğümü de şuradan yapayım o zaman. Tamam oradasın. Niye gülüyorsun, niye? Ha? Ben o sen şimdi... Valla makine gibi ben yapıyorum. Hızlı yapıyorum. Canım sen bu işin ustasısın. Eyvallah. Aa. Tamam, bizim de bir dikiş dikmişliğimiz var canım. Yok, elinize yakışıyor yani. Evet. Çünkü neyle, gönlünüzle, sevginizle, kalbiyle iş yapan insan her zaman eline her iş yakışır. Ha. Kesiyorum. Hadi bismillah. Şu, bunun sosu nedir biliyor musunuz? Nedir? Toz biber, renk biber var ya. Ha. Sadece bu şekilde salça malça hiç sürmeyeceksin. Çünkü hiç salça sürmeyecek misin? Hiç gerek yok. Bak biz bunu salçalı da yapıyoruz değil mi aslında? Salçalı ağır olur. Ağır olur. Ondan sonra tuzunu atıyorsun. Sadece kırmızı biber, tuz. Tuz, evet. Şu şekilde. Ne istiyorsun? Düdüklü tenceremizi kaldırıyoruz. Anam, ondan niye buhar çıktı? Ha, bu ısınmaya mı başlamış? İncik, ben açtım altını. İncikleri alta atıyorsunuz. Biz 100 kişiye yemek veriyoruz, 200 kişiye. Tabii canım. Böyle yapmazsak yetişemez. Etini dik koyuyorsunuz. Biz geçen gün kadınlar pazarına gittik Yavuz hocamla. Bir baktım, biri çırpınıyor. Zayda abla, Zayda abla kenardan. Anam, bir baktım, Mehmet şefim gelmiş. Ondan sonra biraz sos kenara dökeceksin. Orada yoksa abim de gördüm ya. Evet, çok efendi evet, bir abim var. Öyledir. Benim kayınvalidem ben, söylediydi. Senin onu, o Mehmet şefinin abisi var dedi bana. Ben onun çırağıyım zaten. He. Suda koyuyorsun ki tencere yapışmasın diye. Çünkü he, o suyun buharıyla hava almadan pişecek. Ondan sonra şöyle. Oldu hoş mu? Bitti. İşte korkmayacak, iş sende korkacak. Ben var ya zaten. İş yaptığın zaman. Hayatımızda gördüğümüz en büyük düdüklü tencere var şu an yayında. Aynen. Şimdi kebaplarımızı satacağız. 20 litreymiş kız bu maşallah. Vallahi. Ya bu ne kadar zamanda pişecek? Bu bir 45 dakika, bir saat içinde hazır. Ha. Şimdi kebap tamam diyelim. Tamam, hadi evdesiniz, yapalım. Evinizde kebap yapmak istiyorsunuz. Hı. Küçük bir mangalınızı alın. Hı. Kuzu boşluğu, dana boşluğuyla beraber. Bu hafif de acılı, bu da acısız. Aslında siz de saplayabilirsiniz ama. Yaparım yaparım. Aa.
Yani bunu eldiven kullanmamamız lazım. Çünkü olmuyor. Ya, kusura bakmasınlar. Eskiden eldiven mi vardı? Yani bahane arıp da eleştiri olarak bizi yazmayın. Sadece lütfen eğer bir hassas durumunuz varken, mesela ben hamileyken asla dokunmadım. Çiğ ete dokunmayın. Normalde de çiğ ete dokunduğunuzda mutlaka gerekli önlemi alın, başka yere dokunmayın. Çocuklar hele hiç dokunmasın lütfen. Sen onu bana ver. Ben size ayarlayacağım. Şöyle küçücük. Şişin ucundan takacaksınız. Sen yap da ben senden göreyim. Yapınca daha kolay. Karışımın tarifi nasıl bir araya geliyor? Karışımı tuz şey oluyor. Şişin, bir şişin sıcak olmaması lazım. Bak şişim sıcaktır, yapışmıyor. Tuz. Şiş sıcak olmayacak mı? Şiş sıcak olmayacak. Etin de çok sıcak olmayacak. Bu da biraz sıcak abi. Oho ustam, ben başladım. Seninki bile baksana. Seninki soğuktur ya, şansın var. tuzunu iyi atacaksın ki yapışmasın diye. Hayır, sen bunun içine ne koydun şimdi? Bu sadece şey mi? Vallahi senin çırağın oldum. Çünkü benim şişim şeydir. Ne? Biraz elini suya vuracaksınız. Hafifte, hafifte. Mustafa görüyor musun? Benim hala gözüm yoğurtta duruyor. O yoğurtta kaldı onun aklı. İşte ev yoğurdu yaparsanız. Şöyle, tabii. Şöyle şu şekilde. Ama bir, bununla karıştıracak mıyım ben? Bunu hiç gerek yok. Çevir abi, şimdi bir kere bakayım. Bu yetecek mi? Yeter. Ha, biraz incelt diyorsun bana. Ha, biraz incelt şu şekilde. Yoksa batarız yani. Ha, batarız. Bu incelik batarız. Çok iyi. Ha. Sizin inceliniz getirdi, şu anda iyidir. Ama biraz daha aşağı doğru indirmek lazım değil mi? Ha, Elif, hiç görmüyorsun vallahi beni bugün ya. Vallahi tebrik ediyorum. Yo, bir gözümün ucuyla bakıyorum. Burada devam ediyorum ben bisküvili pastayı. Şimdi ama gözümün ucu simgede. Aa, niye bozdun? Ama ucunu nasıl buraya koyacağız? Baştan söylesene. Çevir bir daha çevir. Şöyle çevir. Bir kere daha geç yeter. Biraz daha. Ya yemin ederim kebapçısın ya. Normalde bu işin bir sene eğitimini görüyor. Ciddi mi? Sen bir hafta yeter sana. Yeter. Burası boş kaldı ama. Yani mesela şunu şuradan, mesela elini alttan sonra vurduğun zaman tamamdır. Şöyle son da yapayım şuna. Bir kere üstteki ben ya geçirdim. Sen dokunma ama. Bir kere daha çevir yeter. Diğer taraftan yap şimdi. Ha, bu taraftan. Heh. Tamam. O şekilde ortaya dön. Vallahi tebrik edersin. Vallahi yaptım. Aman ne var canım. Bu kadar eti bulsam bunu böyle yapmak mı kalıyor? Allah'ın herkesin vallahi çoluğuna çocuğuna yedirmek nasip olsun. Devam şimdi, edeyim mi? Şiş saplayabilir misiniz? Ne? Et şiş. Bu mesela... Ayıp ediyorsun. Yapamaz tranş, mıyım ya? Dana tranş eti. Sen bana var ya böyle yapabilir misiniz dedikçe benim daha dana çok yapasın geliyor. Dana tranşı küp küp doğrayacaksınız. Bir gün önce de soda, su, zeytinyağı, tuz, pul biber. Bunun yumuşak olması için. Bir gün önceden yumuşak olması için. Soda ya. Yani sodayla özellikle yumuşuyor yani. Soda. Bu eti çiğ bile yiyebilirsin. Bak yumuşacık farkındaysanız. Yok canım, ben yiyemem. Örnek diyorum yani. Mecbur kalırsanız yani. Bir dağda kaldım. Tabii bir şey canım oldu. Öyle büyük konuşmamak yani, lazım. Yani biz onu söyleyeyim. Mecbur oldum, insan her şey yapar. Aynen öyle. Şimdi aralara böyle yağ atıp alıp daha koyayım. 3 et bir yağ. Tuz. Evet. Dur. Soda, tuz. Tuz. Bir de pul biber. Yani seviyorsa pul biber. Bir de pul biber. Evet. Salça falan yok. Hafta salça da vurabilirler aslında. Hafif salça. Ben daha kibar şimdi, davranıyorum ama. 6 et bir yağ yeter. 6 et bir yağ. En sonki yağını. Ben 3 yani, yapmışım. Olsun, ilki ya onun için. Gerçekten bir gece soda ve tuz ve kırmızı biber öyle evet, mi? Evet. Bir gün önceden. Hani kırmızı biber niye? Acı seviyorsanız dökeceksiniz. Kaç oldu ki, ben bunu saymıyorum. Sayıyor musunuz? Yeter. Göz yoğur. Fazla takabilirsin, hiç önemli değil. Şişeyi kendine göre takacaksın. Burada bir kural yok yani. Elif. Efendim? Hiç sesin çıkmıyor. Vallahi şuradaki pastanın şeklini görünce sen de neden sesin çıkmadığını anlayacaksın. Allah Allah ya. Ya baksana, kocaman bir pasta yaptım ben burada. Aferin sana. Dikkatli yapmaya çalışıyorum. Bir siyah bir beyaz böyle bisküvileri üst üste yapıştırıyorum. Aralarına da krema oldu. Sürüyorum. Sonra tamam. Da bakın böyle düz. Bir şey söyleyeceğim, ben senden hızlıyım ha. Sen benden daha hızlısın. Aha bak, sen iki tane bunu yapana kadar ben bir şişi yaptım vallahi yani. Valla eliniz gerçekten çok yakın ya, ben bilmiyorum. Kıskandım sizi. Yok canım, estağfurullah, senin yanından geçemeyiz ama. Ne yapayım? Onu da indirebilirsiniz. Onu da bu koyayım. Şekilde. Tabii. Sadece şöyle biraz. Şimdi burada bize kalacak olan senden eti yumuşatma yolları. Evet. Gerçekten bazısının eti yumuşacık oluyor. Sert, bu et pişmemiş, zor pişiyor ve ayol dumandan kendimi gösteremiyorum, dur. Hayvanın en sert eti şeydi, tranş, dana tranş. Tranş but ne? Eti. Butu. Dana butu, evet dana butu. Bir de gösteriyor yavrum. Dana butu işte, ne yapıyorsun? Sonuçta orası oluyor. Bu eti sert olduğu için bir gün önce de terbiye yaptığın zaman o et pamuk gibi oluyor. Her ete yapalım biz onu. Çok da kolaymış.
Elif sen ne yapıyorsun? Ben bisküvileri böyle... Sen bugün kız gelinin görümcesi olmuşsun ya. Değil mi? Babaanne durumundayım. Hayır, direkt gelinin görümcesi. Mahmut gel. Bak, saçımı bugün daha gelinin başka görümcesi türü. Saçı. Çok bak, başka bak. Şimdi böyleyken görünmüyor. Yan dön bakayım o tarafa doğru bak. Yok anam, direkt görümce bu. Bu görümce, bu korkutan gelini. Yani ben buradayım, anam yoksa ben varım. Ona göre ayağını denk al saçı bu. Dön bak o tarafa. Ben de babaanne diyorum. Dön bak. Yok ayol. Babaanne topuzu. Direkt görümce topuzu bence. Biraz değişik topladım bugün. Sen görümce misin aynı zamanda? Görümceyim. Nasıl mi? Bir görümce? Ne bileyim, bana soruyor evet, o da. Evet, görümceyim evet. Olan nasıl kardeşim var mı? Var. Evli mi? Evli. Görümcesin işte. Görümceyim. Evet. Ebru'ya selamlar buradan. Selam Ebru'cum. Nasıl bir görümce, yazsana bana arada. Aa. yaz. Ben ona söylemem, burada takılırım arada. İlgisiz. Aa, sen ne yapıyorsun? Ben bu perde ciğer. Çünkü şu yağın suyu ciğere gittiği zaman enfekte. Şu yağı alabilir miyim? Bir dakika perde. Sen onu. Bu perde. Perde. Ha, biz bunu. Sen dedin ya, kuyruk yağı evet, bulamıyorsun. Evet. Yerine bunu da kullanabilirsiniz. Perde çok lezzetli bir yağdır. Yani. Bak size bir şey söyleyeyim kuzu mi? Kuzu gömleği işte. Kuzu gömleği. Diğer dille perde yani. Şimdi herkesin bir şivesi var. Ben bak şimdi sana. Buna perde diyoruz. Sana bir şey söyleyeceğim, inanamayacaksın. Şimdi biz 100 yaşın üzerindeki misafirlerimize biz gidiyoruz hatta. Ayaklarına gidiyoruz. Ne yerler, ne içerler. Hatırlıyor musunuz, bir tane teyzem vardı. 118 yaşında. İsmini Ayşe teyze miydi? Hatırlamıyorum, çok özür diliyorum ama 118 yaşındaydı ve dedi ki biz çocukluğumuzda kurban bayramında kurban kesilirdi. Bize önce bir olduk ama sonra bunu bir kere daha söyledi başka biri. Yani kurban kesilirdi, biz bu yağı yerdik dedi. Çiğ çiğ bu yağı yerlermiş. O yani, yağı mı, kuyruk yağını mı? Hayır, bu yağı. Bu yağı. Kuyruk yağı da bu yağı da. Bu yağı yiyorduk dedi. Tavada kızartıp küçük küçük kokoreç gibi ince ince doğrayıp kekikleyip de yiyebilirsiniz. Sevgili Cüneyt Aslan öyle yapıyor zaten Ramazanlarda, farkındaysanız. Bu yağ da çok lezzetli bir yağdır. Ha, şu perde pilavını şimdi böyle. Şimdi perde ciğerini ben size ayırayım. Bir de normal ciğer ayırayacağım. İki çeşit ciğer yapacağım. Ciğer. Evet. Ciğer. Niye onu böyle ciğer? Dolay ona. Niye ciğer? Çünkü... Ha, şuradan başlayıp... Yukarı doğru mu götürmem gerekiyor? Evet, aynen. Yukarıda şin ucuna takabilirsin de. Ha, o zaman dur. Önce şin ucuna takayım ben, ondan sonra şin ucuna tak. Getir dola üstüne. Böyle bir dola getireyim. Şu olmaz. Böyle olur mu? Bu şekilde olur. Ben onun gerisine gideceğim. Dur bir göstereyim dur. Bayağı doladık ama bu çok yağlı olmadı mı ya? Şimdi hayır, o yağı kullanmayacağız ki. Öyle mi? Ondan sonra bir de şeydir. Bir de ciğer iki çeşit var. Bir de baharat. Ciğer. Toz biber, pul biber, kekik, kimyon. Bu da ciğerin baharatı. Ay, bu arada Simge'yi çok merak ediyorum. Nasıl olacak diye. Şu baharatımızı atıyoruz. Kuzum benim ya. Ay dur, bir taraftan gözüm orada, bir taraftan burada. Ama bak, ölçe ölçe yapıyor, görüyor musun? O gözlük de. Kız ne güzel olmuşsun sen öyle. Dur Simge'den önce. Şöyle bunu koyuyorum üstüne. Bu iş tamamdır. Ya ben size vereyim, siz koyun. Sen koy. Ha? Şimdi abi senden iyi mi yapıyor yani? Abim benden daha iyidir. Ben onun çırağıyım. Ama onu da geçmiş olabilirim ama saygıdan dolayı geçmemişimdir. Öyle denir bizde. Saygıdan de. Dolayı tabii ki. Aynen. Senin kız kardeş var mı? Benim hiç kız kardeşim yok. Çünkü hepimiz erkeğiz. Onun vallahi, için bir kızım var. Bir kız kardeşin olaydı var ya. Bir kızım var. Benim için dünyaları bedel. Ay yine güzel. Tuana, seni çok seviyorum. Saygılar. Tuana, öpüyoruz evet. Seni. Onun için bu etimi de benim köyde kuzularım kızını var. Kızını okut. Okutuyorum. Mutlaka okut. Okutuyorum, burs bile kazandı yani. Aferin ona. Ya başarılı, babasının kızı yani. Aferin ona. Yemek yapmayı da biliyor. Yani her işten anlıyor yani. Bir de artı benim kuzularım. Kız, yakaladım. Mutfakta hırsız yakaladım. Sevil ne yaptın annem sen saçlarına yine? Açsana, güzeldi saçlarını öyle. Aç. Aç kız, aç göreyim. Allah'ım, bir bu kadar güzel bir kadın. Yap, bir sürü şey gidiyor bir şey yaptırıyor, ben de kızıyorum. Yaptırma artık bir şey diye. Fıstık gibisin zaten. Tam saçı güzel olmuş. Güzel olmuş. Sen de onunla böyle yoğurt yediriyorsun değil mi? Ev yoğurdu. Anneanne yoğurdu, babaanne yoğurdu. Bu yoğurdu yalnız... yapan Orhan kardeşimize de teşekkür ediyorum. Teşekkür çünkü benim ediyoruz. Köyde hayvanlarıma bakan Orhan Çelimikli kardeşimize. Tamam köyde bilmiyorum. Hayvanlarım var. Darısı başımıza. Tabii. Bir şey söyleyeyim mi? Bu gerçekten çok güzel bir şey ya. Köyde hayvanınızın olması. Bak şimdi sen öyle deyince acaba dedim, mesela köy yerinde birini bulsam. Bir tane hayvan. Desem ki hayvan benim olsun. Sen bak etinden sütünden. Etinden olmaz, hayvan yaşasın tabii. Sütünden yarı yarıya faydalanalım. Güzel bir işbirliği bak. Değil mi Elif? Vallahi, olabilir mi? Keşke birazcık daha hayvancılık, birazcık daha tarım çoğalsa da. Çoğalacak. Zaten kural öyledir. Çoğalacak. Hayvanı devletimiz sen alıyorsun. De öyle mi? Hayvanı sen alıyorsun, veriyorsun, o besliyor. Gelen bütün kar yarı yarıya. Benim hayalim o zaten. Biz o şekilde vallahi en güzeli. Vallahi köy hayatı.
İşi, o otunu biraz evet. alışık olmak gerekiyor. Ben alışkınım. Diyemedin ama alışkınsın. Valla evet. Ama sadece ineklerin yanında çok dolaşamam. Korkarım. Niye? Niye korkuyorsun kız? Çok tatlılar. Yaptıkları bir şey yok ki yavrum. Bizim yan bahçede inekler vardı. Ha. Ne bileyim çok da aslında inekler evini kendi kendilerine bırakarak buluyorlarmış biliyor musun? Bulurlar tabii. Ne kadar enteresan. Dolaşıp evlerini kendileri buluyorlar. Mesela şeyi hissediyorlar. Ben ineği sağarken inek benim mesela yabancı olduğumu hissetmişti ama daha ben küçüktüm. Benim korktuğumu da hissetmişti. O da tedirgin oldu böyle ayağını böyle böyle yapıyordu. Sonra birbirimize alıştık. Bu sefer de ben onun memesini acıtıyormuşum gibi geldi böyle sağarken. Ya. Sonra dedi ki oradaki abla kızım dedi öyle yapma bak. Hayvan öyle gıcık olur sana yani. Adam gibi tutacaksın çekeceksin o rahatlar mutlu olur. Ha, o mantıkla ben bir güzel inek sağarım inanamazsınız. Bir o gün... zaman biz seninle bir çiftlik açalım bir gün. Açalım tabii ya. Emeklilikte çiftlik. Benim emeklilik hayallerim var. Bir kere şey yapacağım. Yaşlanmayanlar evi kuracağım biliyor herkes. Babaannemin evet. evini inşallah. Ondan sonra... Kebap ikimizinkine bakalım. Ooo çok güzel oldu. Bir dakika benimki daha güzel olmuş. Seninki daha güzel oldu mis gibi. Vallahi. Mustafa bak Mustafa. Bak gel bak sunucunun maharetlerine bak. Vallahi benimki daha güzel oldu. Bak, kadar güzel o sana. Da benim şiş. Kalem gibi ya vallahi şiir gibi yapmışsın. O da benim şiş bunlar senin. O da benim yamuk yumuk yapmışım. Öyle. Hani ama... programın yani sunucusuyum diye söylemiyorum ama bir şey var. Marifet var sende. Bu da uykuluktur. Ben arasa da öğreteceğim hepsini. Uykuluk da çok güzel. Aa uykuluk. Ben ne zamandır uykuluk yemediydim. Ya valla işte. Bizim İzmir'de uykulukçular vardır biliyor musunuz? Çok güzel olur. Uykuluk yiyen var mı? Bak bazı yarı yarıya. Yarısı biliyor yarısı bilmiyor sanki. İzmir'in çöp uykuluk... şişi de meşhur değil mi? Aynen. İzmir'de şey de yapıyorlar. Mesela çöpşi bu dana etini şeyle hardal, balla terbiyeliyorlar. O şekilde saplayıp yapıyorlar. Onu bir dakika, bunu bize anlat şimdi bak. Evet. Ben hardallı ballı salata sosu yapıyordum aslında. Evet, hardallı ballı bir sos yap, marina yapacaksın. Kapatıyoruz sonra şefim. Bir dakika anlat. Neyi kapatıyoruz? Bunu açıp bırakıyor. Ha, niye açık bırakıyorsun? Ya ne bileyim hızlı çalışmaz mı? Olur mu öyle şey? Açtığın dolabı kapatacaksın. Tamam. Bak sonra fırça yiyorsun gördün mü? Bayağı titiz çalışıyorum çünkü çok titiz bir şef. Başka çaresi yok burada ne yapacaksın? Yok titizdir kesinlikle çok titiz. Peki bir şey söyleyeceğim. Hanımlar mı beyler mi daha güzel çalışıyor mutfakta? Mutfakta? Ha iki tane şef bak biri hanım biri bey. Bence hanımlar çok temiz çalışıyor. Bence özellikle de ben beyler. Size yetişemez. Beyler. Çok temiz çalışıyor. Beyler et işini daha hızlı yapar. Gücü yüksek olduğu için. Ama hanımların eli de ne diyorsun az önce ben yapsın. Ya maşallah sen iyisin ya büyük şefsin. Sen hanım alsın yemin ederim. Estağfurullah maşallah ya. İyisiniz. Yüreğiniz, dışınız, içiniz hepsi mükemmel yani. Ay, Mehmet şefim çok pardon. Şu en son dökülme halini göstereyim. Mahmut sonra gel. Olacak çünkü bak. Ya bir şey söyleyeceğim. Ha, bunun dışı kaplanacak. Ondan bardaklar var. Evet bardaklarla destekledik. Bir beyaz bisküvi, bir çikolatalı bisküvi. Aralarına yapmış olduğumuz süt, un, nişasta, kakao, tereyağı, vanilya ile nefis bir krema yapmıştık. Sonra o krema bitti. Sonra bu bayağı pasta oldu. Evet bak o krema bitti. Bu nedir diye soracak olursan o kalan kremanın içine toz krem şanti ve kakao süt ekledim. Tekrar çoğalttım. Bu sefer de bunun üzerine bir sos yaptım. Böyle içinde krem şanti ile sütle kakaoyla. Çimen Hanım diyor ki çok güzel de bir soru sormuş. Bak hazır krema koymamak için çocuklarıma pasta yapmıyordum. Şimdi Elif Hanım sağ olsun artık kendim yapacağım demiş. Aa teşekkür ederim. Bak çok bu tarif tam size göre olmuş o zaman. Zaten krema yapmak çok kolay. Çocuğunuza daha besleyici bir krema yapmak istiyorsanız bu listeye iki tane yumurta sarısı ekleyin daha da güzel oluyor. Şey yapsana şuralardan akıtsana onu. Şöyle akıtıyorum bak böyle. Kenarlardan da şöyle alıyoruz. Güzel bir pasta oluyor. Aa, ne güzel oldu. Sonra donacak. Sonrasında güzel güzel keseceğiz. Vallahi ben hiç böyle oldu. Pasta görmemiştim ya. Bisküvili pasta mı olur diyecektim ki. Evet. Peki o şeyleri ne yapacağız? Bunları ne yapacağız? Onları da şimdi birazcık donduktan sonra çıkartacağım. Oralarına da bir miktar daha bıraktım. Oralarına da süreceğim. Bakayım şimdi çıkartınca. Çıkart bakayım. Aa durdu. Durdu. Aa, durdu vallahi süper. Evet. Bak pastamız oldu. Kat. Ne güzel oldu. Şu tarafını boş bırak da. Orayı göstereyim. Böyle dursun mu? Vallahi bir bardak ilavesi yapsam mı bilemedim. Biz bunu kaplayacağız da bunun ne olduğunu size göstermek için şöyle çevireyim. Kaplanınca etrafı kakaolu olacak göremeyeceğiz çünkü içini. Evet. Ay sen burayı kapatmışsın. Şurayı evet. göstereyim. Dur. Şu tarafı göstereyim. Dur bir tarafı açık kalsın da ne olduğunu görelim. Bisküvili pasta. Kremasında çok güzel oldu ya. Nişasta, un, şeker, kakao, tereyağı. Tereyağı ve vanilyayı en son ekliyoruz. Yumurtayı ekleyecekseniz ilk sütü çırparken ekleyeceksiniz. Kremamız kalmadı. Kaldı. Az yapmışsın. Hayır üstten etrafını... dökeceğim. Ha üstten alacaksın. Burası kalsın mı kaplayayım mı? Ne dersin? Yani yok şurayı tekrar bir göstereyim.
Yani şimdi izlemeye başladılarsa tamam. Şunun bisküvi olduğunu, bisküviyi de nasıl böyle kurduğunu göstermek için. Yapmış olduğumuz kremayı böyle bisküvilerin arasına bir kakaolu bisküvi, bir sade bisküvi olarak koyduk, dizdik böyle. Sonrasında da aralarında krema var. En son üzerine de kalan kremanın krem şanti koydum ve kakao süt ilave ettim. Bu karışımı da şöyle üstüne döküyorum. Of, çok güzel oldu. Evet, nefis bir lezzet oluyor. Bence deneyin hafta sonu çocuklarınıza, bence ailenize. De. Hafta sonu gidiyor musun bir yere? Bu hafta sonu cumartesi var bir işim. Hatırlamıyor bak. Cumartesi var, yani yarın. Ben de ne zamandır Ankara'ya gitmiyordum. Ben de yarın inşallah Ankara'da Kızılay'da olacağım. Bekliyorum herkesi. Oo, süper. Giriş de ücretsiz. Gelin bol bol muhabbet sohbet edelim. Bakayım başka neler. Mardin'den. Ha, Sultan Hanım yazmış. Mardin usulü. Bak şefim, duyuyor mu? Mardin usulü kaburga dolma kaburga yapıyorum. Kaburga dolması aslı Mardin'i. Ha. İçine badem, yenibahar, karabiber koyuyorum diyor. O şekilde olur ama benim dilim reyhanla kullanırsa daha lezzetli olur. Reyhanla? Evet, reyhanlı pilavı. Badem tamam iç pilavına falan gider ama kaburga dolması metafor ediyorum. Tamam, Tuğba söylemiş. Tuğba söylemiş bana. Bak nerede senin şey nerede? Mırra nerede? Ha, burada. Aa, mırra yapılıyor. Dur. Aa. Zayda abla dikkat et. Bu değil mi? Söylemiş. Tuğbacığım teşekkür ediyorum aşkım. Şu kahveyi verdim sana mesela. Zayda abla. Siz sıcak sevmiyorsunuz. İçin dikkat kafaya. Dur. Zayda abla dikkat et. Mırra içtikten sonra fincanı yere bırakma, ceza alırsın. Teşekkür ediyorum. Benim izleyicim böyle işte bak. Hülya diyor ki benim oğlum Elif Hanım'ın yaptığı pastayı çok seviyor. Adını da fakir pasta koydu. Niye? Bu bizim milli pastamız, evet. Ben bunu yiye büyüdüm. Ama 400 gramı da bununla aldım bir günde bu arada. Haftada iki gün biz bunu yapıp yiyoruz evde. Çok yapma ya. Çocuklar yapıyor, evet. Çocuk çok olunca. Ama nasıl bana söylediler? Ya neyse, Allah'tan. Ah, çok güzel kokuyor bu ya. Bunu yediğin zaman direkt dinç oluyorsun. Yemeği ne oluyorsun? Dinç. Dinç hissediyorsun. Geliyorsun. Yalnız bu arada görüntüde eğer bir bulanıklık varsa çok özür diliyorum. Şu senin duman var ya. Bizim bütün stüdyo, yani kameralar şu an biraz daha bulanık görüyor bizi galiba ama vallahi bundan ne yazık ki. Şu dumandan oluyor. Bunu kaldırabilirim de aslında. Su mu döksek ona ya? Yok, ben bunu hemen çıkarıp çıkarabilirim. Çok olur, değil mi? Dur, bilememişim o kısmı. O zaman ben mırramı içiyorum. Sen de içeceksin mi? Ben sonra içerim. Bir şey yedir, bitiremiyorum yarabbim. Sonra içeriz. Ayşe, göstereyim de. Bak, bak Mahmut, bak bak. Bu kadarcık var içinde. Bir bes tutman lazım. Çok az var. Dur burayı. Şöyle canınız isteyecek ama. Vallahi çok güzel görünüyor. Ben menengiç kahvesini seviyorum. Gaziantep'in. Sütlü. Bu da var ya, tam tadımlık böyle. Acı mı? Acı ama güzel bir acı. Çok evet. Güzel böyle buradan. Vallahi çok güzel. Ne oldu, söylediler değil mi bana? Evet valla söyledi. Bunu yere indirdiğin zaman ya uzatan kişiyi evlendireceksin. Şayet evliyse onun çocuğunu evlendirmen lazım. Oo, tabii. İyiymiş. Yani bu sen ay, ben çok severim ya, gönülden işte. Çocuklar da bekar ya, dedim ki belki birini evlendirirsin. Dur da kaç yaşında senin çocuklar? Ya bari başlık parasını alalım ki. Ne başlığı parası. Be? Düğün başlık parası neymiş? Erkek çocuğu. Ya bir çocuğu evlendirmek 100 milyar paran gidiyor. Gidecek tabii, yapmayacaksın yoksa olur mu öyle? Masrafını sen karşılaman lazımdı. Ama işte dün de benim hoca diyor ki bana, kızı arabayı sen al. Artık beni nasıl görüyorlarsa bakar mısın? Evet ya. Bir şey söyleyeceğim. Bak, bu başlık parasına falan ben karşıyım. Yok, başlık demiyorum. Yıllarca. Masrafı. Bir kızını ve çocuğunu evlendirirsen ona mutlaka masraf yapman lazım. Masraf yapacaksın tabii. Niye doğuruyorsun? Masrafını sizden alacak değil mi? Ama olmadı. Bize kaldı. Allah, sen koskoca şef olmuşsun, o kadar para kazanıyorsun. Masrafı niye ben ödüyorum? Ya, işin şakası işte. Aras ne yapacak? Doğru, Aras ne yapacak? Arasa da değil mi? Böyle bir şeyler yap ki başkası zengin birine durumu iyi olan birine uzat ki. Aslında var ya, ben hep şöyle, belki fazla Türk filmi seyretti diyeceksiniz şimdi. Böyle istiyorum ki mesela Aras'ın kim olduğunu bilmesin. Eğer Aras hani varlıklı biri olacaksa onu da bilmesin. Kız Aras'ı öyle sevsin, sonradan öğrensin. Çok mu Türk filmi seyrettim acaba? Ben de görüşeyim. Yüreğini sevsin. Yani mümkünse öyle ama şimdiki kızlar da biraz... Aman atışladım bir kere. Fena mı? Anam ne oldunuz? Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu şimdi yere bırakmadan elimde mi taşıyacağım bana böyle? Bana uzatman lazım. Ha, sana vermem tamam. Lazım. İçer misiniz bir tane daha? Şey yok, ceza değil mi? Ceza yok. Vallahi ceza yok. Doğru söyle. Vallahi yok. Cezası yok. Yok. Ha? Yok. Vallahi içerim ya. Bir tane daha içerim. Ya onu söyledi tamam. İşte. Tamam. Tebrik ederiz. O kimse var ya. Tuğba. Ben bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Teşekkür ediyorum. O bir ağa kızıdır %100. Öyle mi? Evet. O biliyor. Tuğba kimse, evet. Ha.
Teşekkür ediyorum Tuğba. Sen biliyor muydun bunu? Aa, sen ne yapıyorsun? Ben bisküvilerden, kalan bisküvilerden şöyle kenarlarına süs yapıyorum. Sonra buzdolabında soğumaya bırakacağım bunu. Şöyle güzel güzel. Ama bu adeti bilmiyordum gerçekten. Ben dur, ben şimdi adetten değil şuraya koyuyorum. Çünkü Mustafa'cığıma da vereceğim ya. Mustafa gel. Geldim. Ha. Şöyle, ama dur, bu tarafa. Ne tarafa geçeyim? Şurada. Şu an içtiğiniz mırra kahvesi. Yani mırra, izleyicilerimizde bize normal bir kahvede yapılmıyor. Acı kahvede falan yapılmıyor. Dur şunun ucu, özel şey, bir kahve göstereyim ya. Baksanıza içine. Bunu mırrayı böyle bir kavanoz gibi yapıp da dolaba koyup da mesela bir ay boyunca kullanabilirsiniz. Çok şıkmış bu ama. Öyle mi? Evet. Bu kadar. Değil mi? Bu kadar. Bakayım. Bu kadar, evet. Zaten bir iki damla. Dolaba gidiyorum. Nasıl? Çok lezzetli. Dur gitme daha, dur göreceğim. Ha? Koy şimdi buraya bir tane daha koyayım. Bir tane daha. Yeterli. Koy. Geçmiş olsun. Altında burası. Arasın. Koyma lazım. Olmasın. Geçmiş olsun. Bak, bana yaparken tabii yayını böyle yarım yarım dinlersen olacağı bu. Bu arada pastamız hazır. Şahane. Evet. Dolapta soğuyacak, sonra dilimleyeceğiz. Böyle içi bir beyaz, bir kahverengi bisküvilerle. Şöyle oldu. Bir çevirsen onu ya. Şöyle. Oh, vallahi şahane oldu. Bu elim kırık ya, onun için çok şey yapamıyorum. Ay, dur, söylesene bana, ben yapardım. Tamam, şöyle. Kırık ama geçti canım. Tamam. O zaman şimdi gidiyorum. Simge'nin kaç dakikası var? Hey, inanmıyorum ben, görmeden Simge'ye neler olmuş. Dur. Simge, hiç çevirmeyin, tamam mı, bu tarafa? Dur. Önce babaannemizi, ay, düşecektim kenardan. Ay dur, ben bakabilir miyim bari ya? Ay, ellerinize sağlık. Dur bakayım. Ay çok güzel oldun kuzum ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Biraz burayı böyle kapatalım mı? Şöyle yapalım mı? Tamam, kapatalım. Hah, daha doğal dursun. Tamam. Ya da yan mı yapsak acaba? Tamam, ha, saçı. Tamam. Sen örgü mü istiyorsun? Ben at kuyruğu yapmak. Ha, at kuyruğu yapmak istiyorsun. Hı-hı. Ay Simge. Ha, babaanne, babaanneyi o zaman dur, şey, oradan gelecekse Simge'yi görmesin. Dur. Simge sen böyle dur. Tamam, şöyle dur yani. Tamam. Son değil mi? Tamam. Şimdi o zaman bir babaannenin benden ricası. Benim için çok özel, çok önemli bir şey. 4 yaşında anacığını babacığını kaybeden Simge'ye babaannesi bakmış. Allah ondan razı olsun. Şimdi Azize Hanım'ı, babaannemizi alkışlarla buraya davet edelim de torununu görsün. Azize Hanım. Anam gelmiyor. Gel. 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 Ama arkasını dönük daha görmüyorsun. Damlacığım, sana da çok teşekkür ediyorum. Aman dikkat et. Tamam canım, biliyorum. Bakıyorum öyle. Bakıyorsun öyle. Bakıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Ha? Titriyorum. Şimdi dön arkanı. Dön arkanı. Ha. Sen böyle dur, tamam mı? Tamam. Simge gel yanıma. Simge. Simge gel. Vallahi bu sefer Simge'yi siz babaanneden önce göreceksiniz ama asıl önemli olan babaannesinin görmesi. Peki siz de böyle yerinizi alayım. Teşekkür ediyorum. Simge hazır mısın? Ay çok güzel oldun aşkım. Hazır mısın? Babaannem, hazır mısın dönmeye? Ha? Hadi dön gör torununu bakalım. Ay aşkım benim. Bir tanem. Bir tanem canım. Ah, anacığı babacığı da olsaydı. Görseydi şimdi. Bak torununa bak. Çok mutlu oldum Zahide. Bir tane. Ağlamıyorum. Tamam, ağlamıyorum. Çok değişmiş değil mi bir anda böyle? Kızım benim canım. Çok teşekkür ederim size de yavrularım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu gerçek mi bilmiyorum ama ben babaannemin beni bir yerlerden hep izlediğini düşünüyorum. Evet, izliyor. Simge seni de annenle babam bir yerlerden izliyordur. Bakıyorlar mı zaten şimdi? Bakıyorlar. Öyle mi hissediyorsun? Görüyor, evet, içimden öyle hissediyorum. Hep görüyor bunları. Çünkü hep bana malum oluyor bunlara. Bir şey alsın bundan sevinsin deme rüyama giriyor zaten Zahide Hanım o ya. Gece. Gerçekten. Üzülsünler yine. Ya annesi ya babası, görüyorum hemen. Bunlar üzülsün, gözyaşlarını akısınlar. Hemen geliyorlar. Ya bunlar görüyor ya beni. Geliyor, ben malum oluyor bana. Ya. Sen görüyor musun anneni babanı? Hiç göremiyorsun. Bu pek... Yani gördüğüm zaman arkaları dönük oluyor. Hani hiç yüzlerini görmediğim için fotoğraflardan. Hani rüyama giriyor ama... Başka kişiler olarak giriyorlar. Bir de hani arkaları dönük. Yani yüzlerini göremiyorum. Hmm.
Hayat böyle bir şey bir taraftan evet, ama. Evet. Peki bir tanem. Mutlu musun? Çok mutlu oldum. Ha, gerçekten. Hakkını helal et bana. Sen de helal et Saideciğim. Canım Allah ne demek? Bağışlasın. Ne demek? Amin. Kurban olurum. Kendine sana iyi bak. Sağ ol, hakkını helal et. Sen de seni helal mutlu et etmek bugün evet, en güzel olayıydı. Çok sevindim. Ben teşekkür ediyorum sana. İyi ki getirdin bize Simge'yle tanıştırdın. Evet. Simge'yi de mutlu ettik. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Evet. Rengin Yılmaz'a, Mustafa Kemal Çiçek'e, sevgili Damla'ya. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Saçlar şahane, kaşlar şahane. Valla kirpik de güzel olmuş. Simgecim, seni çok mutlu olduk tanımaktan. Ben de öyle. Bir sene boyunca rahatsın. Sonrasında da Mustafa Kemal Bey'den bak söz de aldım. Sonra bakımını yapacak ve devam tabii edecek ki, inşallah. Değil mi? Şahane. Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ederim. Size o zaman alkışlarla yerinizi alayım kız. Karşıma otur da doya doya seyredeyim seni. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Alkışlarla uğurluyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Ay ne güzel oluyor böyle ya. Mutlu etmek insanları ne kadar güzel. Ah gülümsetebilmek ne kadar güzel. Gülümsetebilmek güzel de dişler güzel olunca ve sağlam ve sağlıklı olunca. Şimdi bir sürprizim daha var. Bizim bir kadriyemiz var. Aslında ne yazık ki yaşlandıkça çocuklaşıyor. Dişler de değişti onda ve yiyemiyordu, bir şeyler içemiyordu. Beni kırmadı Sonay Hocam. Alkışlarla onu da davet etmek istiyorum. Estetik diş hekimi Sonay Özten Gökhan geliyor efendim. Hoş geldiniz. Ay ne kadar şıksınız. Nasıl güzel bir renk bu böyle. Çok teşekkürler. Bayıldım, bayıldım. Sen kilo mu veriyorsun? Çok minnacık. Minnacık. Veriyoruz ve alıyoruz zaten. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sen verme. Böyle güzel. Bu tam Türk kadını bu. Vallahi bayılıyorum. İleride ben de senin gibi olacağım için böyle. Teşekkür ederim. Ne istiyorsun Mustafa? Ortaya mı gidelim? Peki hadi böyle geldim. Şimdi bir kere çok teşekkür ediyorum Kadriye için. Kadriye'yi birazdan göstereceğim. Ellerinize evet, sağlık. Ama sorularım var size önce. Hızlı hızlı soru cevap yapalım mı? Şahane. Şimdi diş teknisyenleri ya da yetişme doktorlar daha iyi diş çeker diye doktorlara daha fazla para verelim. Sadece ölçüyü doktor alıyor zaten dişi teknisyen çekiyor diyorlar. Doğru mu yanlış mı? Ben de bir şey ilave edeyim. Erkek dişçi mi kadın dişçi mi daha kolay çekiyor? Tamamen yanlış. Niye yanlış? Çünkü ağız içi dokuları çok önemli dokular. Biz 5 sene eğitim görüyoruz bunlarla ilgili. Eğer kişi bunu bilmezse yetişme nasıl bilebilir? Ağız içi dokularında geriye dönmeyen hasarlar meydana getirebilir ve çok tehlikelidir. Yani diş çekmekte teknik mi teknik önemli? Teknik çok önemli. Değil. Asla kuvvet önemli değil. Ben yeni mezun olduğumda herkes sorardı. Kızım çekebilecek misin? Küçücük gibi görünüyor. Ama sadece teknikle alakalı bir şey. Asla erkek kadını yok. Sadece güvenebildiğiniz, enerjisini iyi hissettiğiniz diş hekimi. Peki. Hamilelikte diş tedavisi bebeğe zarar verir yapılamaz. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Hamilelikte bazen kişi bu özel bir durum çünkü hamilelik gebelik güzel bir şey, özel bir durum. Kişi daha fazla böyle tatlıya düşkünlükler meydana gelebiliyor. Hmm. Eğer düşük riski varsa ertelenebilir kadın doğum doktorunun izniyle. Ama düşük riski yoksa, herhangi bir problemi yoksa her ay yapılabilir. İlk 3 ayda sakatlıkların oluşma dönemi deriz. Aman bebeğin konuşayım, gelişme dönemi. Dolayısıyla kullandığımız ilaçlar, yaptığımız işlemler önemli. Son 3 ayda da hastanın oturma pozisyonu biraz zor olduğu için çekiniyorduk ama acil bir durum varsa her ay yapılabilir. Evet. Peki gerçekten bir çocuk bir dişe mi mal oluyor kalsiyum açısından? Asla öyle bir, öyle şey, bir şey yok. Yok. Eğer anne yeteri kadar kalsiyumu alamıyorsa bu bebek beslenemiyorsa annenin kemiklerinden alır, dişinden almaz. Asla öyle bir şey yok. İyi fırçalayamadığı için veya kusma refleksiyle asit ortamı çok fazla oluyor ağızda. Çürük ondan dolayı ulaşabiliyor. Duyuz oluyor. Peki. Evet. Süt dişleri geç kalırsa daha sağlam olur. Daimi dişler daha sağlam çıkar. Doğru mu? Herkes mı bunu söylüyor? Evet. Yanlış. Yanlış. Şimdi genetiktir aslında süt dişlerinin değişme dönemi. Ortalama 4-6 ayda çıkmaya başlar. Daha sonrasında kişiye göre değişir. 6 aylık bir oynama. Yani 6 ayda çıkacak ya. Bir senede çıkarsa zararlı değil. Ama 1,5 yaş oldu çocuk. Hala alt dişlerini çıkaramadı. Bunda genetiksel bir şeyler vardır. Genel bir hastalık vardır diyebiliriz. Yoksa normal
olarak niye erken çıkan erken çürür gibi düşünülüyor? Çocuk küçük olduğu için fırçalaması zor oluyor. Dolayısıyla ailede yeterli bakımı göstermezse ondan dolayı oluyor. Yoksa geç çıkar, geç öyle güzel şey olur, öyle bir şey yok. Yok. Peki ağız kokusu ciğerden gelir. Doğru mu yanlış mı? Bir nebze doğru ama ağız kokusu ciğerden gelmez. Gelmez. Yeteri kadar ağız ve diş bakımı yapıldığı halde ağız kokusu geliyorsa sinüzitten gelebilir, başka bir hastalıktan, genel hastalıktan gelebilir. Ama asıl etkileri genellikle diş eti problemleri oluyor. Eğer yeteri kadar fırçalanamıyorsa orada biriken taşlar diş etlerini şişiriyor ve maalesef ağız kokusu bundan meydana gelebiliyor. Peki 20 yaş dişi çabuk çürür, çıkar çıkmaz çekilmelidir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış, çünkü 20 yaş dişleri eğer dizide yeterli yeri aldıysa, yer bulduysa ağız içerisinde çekmeye de gerek yoktur. Ama yarım çıktıysa, sürekli enfeksiyon yaratıyorsa çekilebilir. En geride olduğu için kişiler tembel, çok iyi fırçalamak istemiyor o bölgeyi. Ondan dolayı da çok daha çabuk çürüyebiliyor. Bir şey söyleyeceğim ya, benim 20 yaş dişim çıktı mı çıkmadı mı hiç aklıma bile gelmiyor. Sizin ağzınızda. Benim diş doktorum olduğu için var mı bende 20 yaş dişiniz? Var mı? Şimdi bizler eski jenerasyonlar biraz daha yerken daha sert gıdalar yiyorduk. Şimdi çocuklar çok kibarlaştı. Elmayı küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Çene gelişemiyor. Halbuki bizim dönemimizde biz daha böyle elma ısırıyorduk, salatalı ısırıyorduk. Bu da çenemizin gelişmesine yardımcı oluyor. Ben bütün ailelere söylüyorum. Çocukların niye o kadar çok tel takılıyor çocuklarda? Kibar toplum olduk. Yumuşak besinler yiyoruz. Halbuki meyveleri kesmeyin. Isırsınlar. Çene gelişimi için çok etkili. Neden korkuyoruz biliyor musunuz? Allah korusun. Şimdi bak bir sürü video anneler babalar bir şey takılı veriyor. Evet. En büyük korku Allah korusun. Allah göstermesin ya Rabbim. O yüzden korkuyoruz. Ama yine de böyle ısırarak hani bir elmayı çok rahat ısırarak yiyebilir. Hani çok bebekken değil tabii bizim Aras'cığım yani. Kadar değil. Ha, bizimki kadar değil ama değil. Ama yani 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuğa da küçücük parçaları ayırarak vermek doğru değil. Tabii canım. Daha çene gelişimi için daha katı besinler yemesi gerekiyor. Bak bu yemekten çıkıyor, bütün hayata denk geliyor. Çocuk kendi şeyini bağlamıyor ya, ayakkabısı. Hala annesi bağlıyor. Bırak kendi tabii. Bağlasın. Hep yanında mı olacaksın? Ben öyle niyetleniyorum valla. Bağlasın tabii. Babam bana sırf benim egomu indirmek için ayakkabılarını bağlatırdı. Ben şimdi babamla alışverişe gidiyorum, tamam mı? Böyle kızlar pervane etrafımızda. Hı-hı. Babam ayakkabı hemen yapışıyorum ayağına. Hemen. Millet böyle şaşırıyor kalıyor. Kimse artık babasının ayakkabısını bağlamadığı için. Gururla yapıyorum valla. 12-13 yaşında çocuklar geliyor. İnanın galoş giymeyi bilmiyor. Yani o parmaklar bile gelişmemiş. Her şeyi aile yapıyor çünkü. Ya. Hazır sunuluyor. Hazır yapmayın sunmamak öyle lazım. Aynen çocuklar öyle. Bizim ki Allah tahtını yapıyoruz. Bahtını Rabbim yapsın. Kim bilir neler yaşayacaklar. Allah hayırlı şeyler yaşatsın. Çürük diş çekilince pis kan akıtmalıdır. Akıtılmalıdır. Çekilen dişlerini kanatmak lazımdır. Doğru yanlış. Mu yanlış mı? Çok yanlış. İnsanlar bunun yüzünden bayağı bir enfeksiyonla geliyorlar. Çürük diş çekildi ya da kurtarması mümkün değilse çekildikten sonra o bölgenin kan pıhtısıyla dolması ve pıhtılaşması gerekiyor çekilen yerin. Onu tekrar tekrar kanı bozduğunuz zaman pıhtıyı bu sefer enfeksiyona yol açıyor. Hatta çoğu insan artık bilinçsizce bu kan sulandırıcılar kullanıyor. Ya yani benim de beyin kanaması geçirmeyeyim, kalp krizi geçirmeyeyim, oradan buradan duyma laflarla evet, doğru, kan doğru. Sulandırıcı çok kullanıyorlar. Ben artık tek tek soruyorum yani ilaç kullanıyor musunuz? Onu ilaçtan da saymıyor. Her gün bir tane aspirin atıyordum diyor. Onu gençleşme için veriyorlar. Daha genç kalırsınız yani, vesaire ama bunlar lütfen ama bunlar doktorunuza sormadan. Mutlaka bildirilmesi gerekiyor. Aksi halde bizim yaptığımız işlemlerden sonra kanı durdurmak çok zor olabiliyor. Bu sefer daha farklı işler ortaya doğru, çıkıyor. Doğru, siz birebir yaşıyorsunuz. Peki dolgu çabuk düşer, kesin çözüm kaplama yapmaktır. Doğru mu yanlış? Değil. Mutlaka bunlar aşama aşamadır. Dolgu yaptıracaksınız. Önce dolgu demek o çürük gitti, sağlam diş haline geldi. Düştüyse de düşebilir yani. Allah yapısı değil. Tekrar yapılabilir. Eğer yeterli madde kaybı fazlaysa, çok fazlaysa bu durumda kaplama yapmak lazım. Yani ben ileride benim dolgum düşer diye bir kaplama yapmamak lazım. Yazık. Bizim diş hekimliğinde, şu anki estetik diş hekimliğinde en önemli şey dişten en az madde kaybederek en güzel işlemi yapmak. Peki. En sağlıklı yapmak. Bir soru gelmiş Instagram'dan. Muş'tan yazmış, Sinan Bey yazmış. Çevir bana hayatım, çevir. Sen niye okuyorsun Mustafa? Benim okumam lazım. İmplant yaptırdım diyor. 6 ay olmuş, alerji gibi oldu diyor. Ne yapmam lazım? Şimdi implant asla alerjik değildir. Çünkü bunlar titanyum malzemeler. Fakat onun üzerine yapılan kaplamaların
içerisinde bazen nikellere karşı alerji olabiliyor. Belki onun üstündeki kaplamayla ilgili bir şeydir ve alerjide çok ciddi bir kızarıklık olur o bölgede, farklıdır. Yani implantın alerji diye bir olasılığı daha dünyada görülmemiş. Peki şimdi yine başlayacak böyle yaz gelince bir zayıflama hapları, ilaçları, jelleri falan, inanmayın kanmayın ne olur. Bir de bu diş beyazlatmaları internette her yerde. Fiyatlar o kadar komik ki vallahi, bak dişi en kıymetli şey, yaşlanınca anlayacaksınız. Burada bir tane amcam vardı, elmayı ısıramıyorum, öyle içten dedi ki elma ısırasın geldi. Vallahi bak, paranız varsa zamanında yiyin, için, gezin, bol bol da dua edin. Aha, yaşlanınca para olsa da bir sürü şey yapamıyorsunuz, onu anladım ben. Peki bu diş beyazlatma internette böyle saçma sapan reklamlar oluyor. Kesinlikle yanlış, kesinlikle zararlı. İlk etapta 1-2 gün sanki beyaz gibi görünüyor. Onun ardından olağanüstü dişin dışını koruyan mineyi zedeliyor ve o mine kaybolduktan sonra geriye dönüşümsüz ve bundan sonra daha da sarı oluyor. Doktor kontrolü altında yapılan ilaçlar son derece sağlıklı. Belki çok hafif bir hassasiyet yaratıyor olabilir, o da dişin minesine göre değişebiliyor, sonrasında hiçbir zarar vermez. Peki bir şey soracağım. Evet. Şimdi biz Şerif'le geldik, benim yardım amcımla beraber. Ben de dişlerimi beyazlatacağım. Dur, orada iki sorum var aslında. Önce Şerif'ten başlayayım. Şimdi ben onları duyuyorum. Ben böyle ağzıma bir şey taktı, benim dişler beyazlıyor. Bir taraftan, kulağım da öbür tarafta. Şimdi orada Şerif'in dişinde doktor çok iyi yapmış dediniz bir şeye. Kendi dişini kurtarmış. Aynen, zarar öyle. Vermemiş. Zarar vermemiş. Doldurmuş. Hatta bir tarafında çekimi vardı. Dişi çekilmiş. Ama diğer tarafta küçük de olsa dişin içerisinde küçük bir pim deriz biz. Vida takmış, post deriz. Ve dişi kurtarmış. Çekmemiş. Çekmeyen doktor en iyi doktordur. Çeken doktor, yani bu diş çekilecek bunu diyen doktordan çıkın diyorum ben. Ya ağrıyla gittiniz ama yok. İşte alternatifi vardır. İşte onu da söylediğiniz için bravo dedim. Aynen öyle. Bunu yayında mutlaka söylememiz lazım. Mutlaka ve mutlaka ya tedavi yöntemine gitmemiz lazım. En kıymetli şey kendi dişimiz. Biz dünyanın en iyi doktoru olabiliriz. En iyi malzemeyi kullanabiliriz. Ama %98 benzetebiliyoruz. Mümkünatı yok. Allah'ın verdiği dişin kökü bile bizim yaptığımız dişten daha iyi oluyor. O yüzden ne olur dişinize sahip çıkın. Ve doktorunuza da lütfen, zaten iyi bir doktorsa dişinizden uzak durmaz. Bu arada Kadriye heyecanla beni bekliyor. Ay, artık böyle gülünce seni dişlerinle görmek ne güzel. Bir alkışlar mısınız Kadriye'yi? Kadriye gel. Gel. Hoş geldin. Hoş geldin bir tanem. Hoş geldin. Senden de gel böyle. Gel bakalım. Ay ben vallahi sana yanıma gönderirken aç, gel böyle Kadriyeciğim, gel ortamızda. Çok şöyle şıksın yine. Bunu sana versen tutabileceği ya da ben tutayım. Ben tutayım. Tamam bebeğim. Şimdi Kadriye'nin farklı sorunları vardı. Bir tanesi de dişti. Yani ne yapabilirim diye ben çok araştırdım. Ama biz bir dişle başlayalım dedik. Sonay Hanım bir güler misin bana? Vallahi dişler çok güzel görünüyor. Isıramıyordun herhalde değil mi? Evet. İki tane dişim vardı. Şimdi eski görüntüsü var mı bilmiyorum. Var, bak şimdi verdik. Yani Kadriye, o diş o halden bu hale... Önemli olan aslında estetiği değil, yemek yiyebilmesi. Çünkü ağzının açılması mümkün değil. Tek parmak bile giremiyor. Küçük artık bebeklere verilen kaşıklarla yemek yiyebiliyor. Dolayısıyla bizim şu anda yaptığımız sadece o bölgede yemek yemesini sağlayabilecek, elimizin yetişebildiği kadar o dişin iki tanesini biraz ufaltarak yaptık. İdare edecek, rahat yemek yiyecekten sonra. Elma yiyebilir misin? Küçük parçayla yiyebilir. Sonra yiyebilirim. Bugün alışmaya çalışıyorum. Alışmaya çalışıyorsun. Bugün takıldı çünkü daha. Daha yeni. Evet, sabah takıldı daha. O zaman sonrasında yavaş yavaş alışırsan... Aynen öyle. Yiyebilir. Çok rahatlıkla yiyebilir. Çünkü bir de ağız da küçülüyor. Beden ağzı küçülüyor. Çok küçük. Gerçekten çok küçük. Yani küçük bir çocuktan çok, çok daha gerçekten küçük. Çok rica ederim. Onun fonksiyonu sağlasın. Eğer ki ameliyatla hani ağzını daha büyütme olasılığı olursa arka taraflarında seve seve yaparım. Ama hiç yemek yiyememesi gerçekten bizi de asistan çok acıktı. Şimdi çok daha iyisin. Çok teşekkür. Mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Bir şeyler yemeyi denedin mi? Bugün çorba içtim. Ha, çorba içtin. Evet. Bir şey ısırmayı denemedin değil mi daha, ama çok yeni. Deneyebilir aslında da korkuyor tabii. Getir bakayım bir elmayı. Küçücük bir parça bıçakla kesebilir ancak. Ama bunu biraz daha küçültmek mi lazım hocam? Ağzı çok küçük. Yani ondan dolayı hani normalde mama yiyebilecek bir tane de bıçak getirsene. Şunu bir yarısını daha yapabilirseniz ısırabilir. Elif'im yetişti. Elif, onu bir daha bir bölsene. Hah, süpersin. Tamam. Ha, çok ince oldu. Hazır doktorum da buradayken doktor kontrolünde denesin. Değil mi? Hadi bakalım. Bakalım yiyebilecek misin?
Isırabilirsin. Isır, korkma. Ha, işte budur. Vallahi ağzı çok iyi. Süper. Süper. Yiyebildin mi? Daha alışacaksın. Çok yeni çünkü daha diş. Daha çok yeni. Daha çok yeni. Ama sen kendini iyi hissediyorsan. Ama hep sen gül bana şimdi. Hep güldüğünü göreyim ben senin. Canım Allah benim. Allah razı olsun. Senden de razı olsun Kadriye. Peki bak, eski dişlerini görüyor musun? Bir göstersene Mahmut tekrar. Kadriye kendi görsün. Baksana Kadriye. Şunlar çok dışarıda olduğu için bizim asıl amacımız şuradaki yanaktaki artık şu çenesine, yani dudağına zarar vermemesi şu an için. Altta da var mı diş? Altta da var. Çok şey yapamıyor, gösteremiyor ama şuradaki üstteki o köpek dişi dediğimiz diş. Ay çok güzel olmuş. Alttaki dişine basıyor ve şey, yanağına basıyor, dudağına basıyor. Dudağını zedeliyor. En azından şimdi dudağını zedelemeyecek. Ay, bir miktarda ısırmayı sağlayacak. Ay çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Canım benim. Ne demek Kadriyan? İyi. Sen şimdi yavaş yavaş yemeğe de alışınca kilo da alacaksın inşallah. Evet, inşallah. Mide sorunlarının büyük bir kısmı da aslında ağzından kaynaklanıyor. Hiçbir şey yiyemiyor çünkü. Yiyemiyor. Dolayısıyla top top giden şey midesinde de çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Doğru. Mide bulantısı oluyor, ağrısı oluyor hiçbir bu sefer. Hiçbir şekilde belli bir süre sonra, 1-2 ay sonra çok daha rahatlayacak midesinden. Ay inşallah ya. İnşallah. Çok çok mutlu oldum vallahi. Ellerinize sağlık. Rica çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir ağrı var dişinizde. Ama biz biliyorsunuz Türk milleti. Ben de öyleyim, çaktırmayın. Ben hocamı tanımasam. Ağrınız var ve doktora gitmiyorsunuz. Nereye kadar ağrı? Ağrıyorsa eğer diş ne demek istiyor bize? Soracağım hocama. Hemen geliyorum, reklam zamanı. Geleceği nereden bilecek insanın? Aciz yani. Onun ne gücü var ki senin geleceğinle ilgili karar veriyor? Hazreti Muhammed'in haber verdiği 4 büyük günah ne? Tövbe edilse bile affedilmeyen günah var mı? Kur'an'da adı geçen mucize meyveler hangileri? Bize büyü yapıldı, sihir yapıldı, biz bunu bozduralım. Böyle bir şey yok. Hazreti Muhammed en çok hangi yiyecek ve içecekleri severdi? Hangi tedavi yöntemlerini uygulardı? Hepsi ve daha fazlası az sonra Zahidi Yetiş ve Profesör Doktor Mustafa Karataş'ta. Valla etlerimizi yaptık. Dişlerimiz de sağlamsa. Bu arada ağrıyı sormuştum az önce. Hı hı. Eğer bir ağrı varsa ne zaman gidilmeli doktora? Mutlaka hemen gidilmeli. Hemen. Ya üstüne herhangi bir şey asla koyulmamalı. Alkoldü, şuydu, buydu. Aman aman. Kesinlikle zararlı. Mutlaka fırçalayacaksınız, ardından en kısa sürede doktora gitmesi gerekiyor. Size bir alarm veriyor, bir şey diyor. Aynen yani öyle. Doktora gidin diyor. Ben sana hastayım yanım. Diyor, gidin diyor. Beni gösterin diyor. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Pasta yaptık biliyor musunuz? Bunun içinde sadece bisküvi var. O harika görünüyor. Birazcık daha donduktan sonra keseceğiz, dilim dilim yiyeceğiz. Oh. Afiyet olsun. Evet. Vallahi afiyet şeker olsun ama yaramasın. Ne diyeyim yani? Kilo yapmasın daha doğrusu. Şefim beraber devam ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Karataş'la beraberiz efendim. Az sonra çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Görüşmek güzel. Sağ olun. Valla etlerimizi yaptık. Dişlerimiz de sağlamsa. Bu arada ağrıyı sormuştum az önce. Hı hı. Eğer bir ağrı varsa ne zaman gidilmeli doktora? Mutlaka hemen gidilmeli. Hemen. Ya üstüne herhangi bir şey asla koyulmamalı. Alkoldü, şuydu, buydu. Aman aman. Kesinlikle zararlı. Mutlaka fırçalayacaksınız, ardından en kısa sürede doktora gitmesi gerekiyor. Size bir alarm veriyor. Bir şey diyor. Aynen yani öyle. Doktora gidin diyor. Ben sana hastayım yanım. Diyor. Gidin diyor. Beni evet. Gösterin diyor. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Pasta yaptık biliyor musunuz? Bunun içinde sadece bisküvi var. O harika görünüyor. Birazcık daha donduktan sonra keseceğiz. Dilim dilim yiyeceğiz. Oh. Afiyet olsun. Evet. Vallahi afiyet şeker olsun ama yaramasın. Ne diyeyim yani? Kilo yapmasın daha doğrusu. Şefim beraber devam ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Karataş'la beraberiz efendim. Az sonra çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Görüşmek güzel. Sağ olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Profesör Doktor Mustafa Karataş'la buluşma günü bizim için cuma günü ve çok şey öğrenme günü. Allah razı olsun. Cumamız mübarek olsun. Dualar kabul olsun. Amin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e binlerce kez salatü selam olsun. Amin. Zorda olan, darda olan, sıkıntısı olan kardeşlerimize Allah ferahlık, bolluk versin. Amin. Emek başında, iş başında olanlara Rabbim bol helal rızıklar, kolaylıklar versin. Amin. Hasta kardeşlerimiz var. Onlara da şifalar diliyorum.
Amin. İnşallah ruhumuz da bedenimiz de sağlıklı afiyetli olsun. İnşallah. Gönlümüzde güzellikler, nurlar, her türlü Cenab-ı Hakk'ın nimetleri ihsan olsun. Hocam Amin. Size çok sorum var bu hafta. Sizi bir hanımefendiyle tanıştıracağım. Damla. Şimdi Damla elinde de notları var. Çok enteresan şeyler söylüyor. Birazdan konuşacağız Damla. Ama ben doğru anladıysam Damla rüyasında başka yerlere gittiğini iddia ediyor. Çok başka şeyler gördüğünü iddia ediyor. Bayağı seyahat ettiğini, insanlar gördüğünü ve başına bir sürü şey geldiğini söylüyor. Ben de merak ediyorum acaba ruh bedenden ayrılabiliyor mu? Uyku yarı ölüm hali mi? Bunun için Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyor hepsini hocama soracağım. Yalnız hocam bana dediler ki sizin hocanız çok güzel yemek yer, yapar, bilir. Ben de dedim ki o zaman... Yaparı fazla söylemişler. Yaparı fazla mı söylemişler? Yemeği sever ve yer. Hanife Hanım'dan da gerçi duymuştum onu ama hocam şimdi sizin şefimizle bir tanıştırsam olur mu? Olur olur. Mehmet şefimizle güzel de mutfağa... Güzel kokular geliyor zaten. Gidelim mi? Gidelim. Ha? Gidelim bismillah. Bu arada kedimiz de nasibini almış bak o da. Hocam şimdi sakatlıkla ilgili bizde sorular geliyor. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Oo, ciğerde var. Ciğer, bu kuzu ciğeridir. Şurada böbrek. Börek mi diyorlarsın? Böbrek diyoruz. Böbrek diyorsunuz. Bu da kuzu yağı yani i̇ç perde yağ. Diyoruz. İç, i̇ç yağ diyoruz. O. Bu da etidir. Biliyor zaten. Ciğeri perdeye sardığın zaman çok lezzetli oluyor hocam. Ciğeri perdeye sarıyor. Perdeye sararak pişirdiğin zaman onun yağın tadı üzerine aktığın zaman gayet lezzetli oluyor. Peki bunlar pişecek mi burada gidecek mi? Ben pişirdim bir bölümünü. Hmm. Bir bölüm de şu an fırında hazır. Bir de sizin. Bu da meşhur kuyu kebabı. Büryan. Kuyu büryan. Kuzu biliyorsun kuzunun sırt bölgesinden oluyor. 4-3 metre derinlikte kuyu var. Onu asıyorsun, üstünü kapatıyorsun. 3,5 saat boyunca buharda pişiyor. Görüntüsü de büryan biraz... nereye ait? Siirt diye biliyorum ben. Yani daha büryan çok... benim bildiğim Bitlis'e ait Bitlis'e ama şu an Siirt'le sahiplenmiş. Siirt'e biz gitmiştik. Saat 5'te başlıyor. Sabah kahvaltısını 4'te 5'te başlıyor. 10'da 11'de bitiyor büryan. Yani evet, büryan evet. Yemek için sabah kahvaltısına gidiyor. Diyarbakır'da ciğer yiyorlar. Siirt'te de büryan kahvaltıda. Evet, tamam. Bir de kuzu eti insanın vücudu, bünyesi kuzu etini çabuk eritir. Ne kadar yerseniz yani, yiyin dokunmuyor. Yok yani. Özellikle sabah yemekte. Da yok yani. Yediniz mi hocam yedim sabah? Yemez olur mu? Ne güzel. Ya. Allah yapımlar. Ziyade eylesin. Siirt'le arkadaşlara selam buradan. Burada da şimdi de Siirt'e de selam. Siz herhalde geçen haftalar gittiniz. Daha çok işte Siirt pazarı da diyebiliriz biz oraya. Evet, kadınlar pazarı. Kadınlar pazarı diye meşhur Fatih'te. Kadınlar pazarı eskide köy kadınları gelirdi. Orada el örmesini, tavuğunu, yumurtasını satardı. Orada ismi kadınlar pazarı olarak kaldı. O kadınlar yine gelsin. Ben gelirim yine yaparım. Bir rivayet var yani. Öyle mi? Tabii evet. O çok eskiye gidiyor kadınlar pazarı meselesi. Ama orada çok güzel büryan yapan arkadaşlar var. Evet. Hmm. Ben de epeydir yemedim. Bir de bu şey tarafında meşhur yerler söylüyorlar. Çekmece. Sefaköy tarafında. Vallahi onun yeri kadınlar pazarı. Kadınlar pazarı. Büryancılar doğru. Orada oluyor. Hocam vallahi. Size bir parça fırına da attım hatta onu da bir tattırsak olur mu? Büryan fırında oluyor mu? Evet, ısıtıyorsun. Şöyle kestim birazını fırına atmış. Yaptınız. Tabii şu an burada ben kebabı da fırına attım. O burada maşallah. Duman çıktı fırına attım. Her şeyi yapıyor. Şimdi hocam bir şey soracağım. Buyur. Bu sakatatla ilgili... İşte sakatat yemeyin günahtır diye bir şey söylüyorlar bazıları. Bu gerçekten doğru mu? Var mı böyle bir şey? Bizde her şeye bir şey söyleniyor. Şimdi kelle paça, şırdan hepsinden yemek soralım. Yapıyorum. Kelle paçadan, işkembeden, şeyden, biz yemeği ayık paçadan şifalıdır. Şimdi, ama günah mıdır diyeyim de onu şimdi görelim. Şunu söyleyeceğim. Yani fetvadan önce bir tarihi bilgiyi paylaşalım ki insanlar ne demek istediğimi anlasın. Allah-u Teala 8 çifti Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinde ki En'am suresi de bu hayvanları çağrıştıran bir isim. 8 çifti bize helal kılmış. 8 çift dediği de 2 çift koyun ve işte koçu 2 ediyor. Keçinin ve tekesi 2 ediyor. İneğin, öküzün, sığır 2 ediyor. Devenin erkeği dişisi 2 ediyor. 8 çift ediyor. Bunlar size helal diyor. Manda yok mu hocam ya? Manda da dahil. Sığıra dahil. Yani sığıra dahil. Şimdi bunlar helal. Bunlar helal olunca insanoğlu aç kaldığı zaman nelere muhtaç oluyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı anlatınca önce ona karşı çıktılar biliyorsunuz. Hı-hı. İşkenceler yaptılar, evleri ambargoya aldılar. O Müslümanlara kız vermeyeceksiniz, kız almayacaksınız, alışveriş yapmayacaksınız, onların sokağına gitmeyeceksiniz. Müslümanlar kıtlıkta kaldı. Ve ne yaptılar? Aç kaldılar. İşte bir deri parçasını böyle tencerede kaynattılar. Onun suyunu onlarca ev içti. Deriyi kemirdiler.
Yani bu o aç kadar kalınca, insanları aç, şimdi aç bu helal. Yani insan sindirirse içine, temizle yaparsa hayvanın işkembesi de. Bu zorunlu olmadıkça, hani çok etin var, her türlü nimetin var. Sakata da çok fazla rağbet etmeyi kerih gören fetvalar verilmiş. Yani mekruh denmiş. İşte işkembesi, taşlığı, dalağı, akciğer özellikle iyi kontrol etmek lazım. Şifayen de oluyor bazen mesela sakatatı şifa tarafı. Ama oraya geleceğim şimdi. Ve bugünkü doktorlar, tıp vesaire diyorlar ki haftada bir bazı şeyleri yemeniz lazım. İşte ciğer, efendim, şırdan, kelle paça, özellikle paça belli bir yaştan sonra insanlara çok çok tavsiye ediyor. Daha çabuk iyileştiriyor. Tabii. Dizdeki ağrılar, beldeki ağrılar. Allah'a söyle, her yere bir ilacı koymuş. Sanki kansere bile koymuş. Bir yurt dışında bir bayan gelmiş, kelle paça faydalıymış yani. Yani her şey faydalı. Biz bir kokuyor mokuyor diye, o da sarımsak da çok faydalı. Allah olmayanlara da versin ama bizim burada size de çok doktorlar geliyor, çok onlarla konuşuyorsunuz. Biz de şimdi mesela günlük şöyle yapıyoruz. Hani bir gün mutlaka bir deniz ürünü olması lazım, balık. Hı hı. Bir gün bir sakatat olması lazım, kelle paça vesaire yemek lazım. Ya bir gün tavuk yiyorsanız ertesi gün işte ne bileyim bir büyükbaş hayvan veya küçükbaş, kuzu eti özellikle. Yemede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tıbbı nebevi diye, nebevi yani ona ait taşıyor. Kahve ama mi o? Bir şey oluyor. Hocam oluyor? Size bir kahve hazırladım. Kahve mi? Mırra. Mırra mı bu? Evet. Acı kahve. Hocam iyi bilir yani. Mırra'yı şöyle, onu tamamlayayım sözümü, sonra mırraya geleceğim. Peygamber Efendimiz tavsiye ederken kuzu, koyun etini tavsiye ediyor. Sütte ise büyükbaş sütü, hayvanın sütünü tavsiye ediyor. Et çünkü hazmı kolay. Kuzunun hazmı çok kolay. Evet. Hatta enteresan bir şey, şunu da söylüyorlar. Yağıyla beraber tüketirseniz hazmı daha kolay. Tamamen yağdan arındırıldığınız zaman o hazmetmiyor mide onu. Daha zor oluyor. Yağ daha kolay. Onu daha metabolizmayı hızlandırıyor çünkü. Şimdi bu mırrayı ben ilk gittiğimde 30 yaşlarındaydım, hacca gittim. Orada bana şöyle fincanın dibine az bir şey koydular. Şimdi ustamın koyduğu, bir şefim koyduğu gibi böyle getirdiler. Ya dedim bunlar ne kadar cimri ya, bu kadar insan dibine böyle az bir şey damlattı, al bunu içti. Bu dedim ne olur buna, insanın dişine dokunmaz, kovuğuna gitmez. Bunu ben 15 dakikada bitiremedim. Ya. Çünkü içemiyorsun ki, acı, zehir gibi. Bu da öyledir çok şimdi, Allah bilir. Bismillah. Ama değişik değişik bir şey yani mırra. Ben çok sevdim. Yalnız şefi... İyi misiniz hocam? İyiyim, su vereyim ama mi? Çok acı, çok acı. Çok mu acı? Yani hiç şekeri özellikle falan yok değil mi? Bunun hiç şekeri yok. Bunun önemi nedir? Yemeği yedin, rahatsız oldun. Yani şimdi soda içiyorlar ya, aslında bu kahveyi içtiği zaman direkt sindiriyor. Direkt sindiriyor. Evet. Yok canım, hocam siz ama çok arka arkaya içtiniz, ondan acı gelecek. Ama acısı bile güzel. Damağınız yalnız alışkın değil aslında, sürekli içtiğiniz zaman. Evet, ben alışkın bunu kahvaltıda değilim, içiyorlar. Ya. Aç karınla. Yok. Şeyler. İçerler mi? Adı bile güzel. Yani güzel. Evet ya. Hocam yani demek siz sevdiniz yalnız. Mırra ne demek? Ne demek? Acı demek zaten. Acı kahve. Evet. Acı kahve, oradan geliyor. Hocam yapmayın. Bitireceksin diyorsun. Hayır. Bana bir oyun oynadı da. Ya bitince geri tekrar. Hayır. Yok. Hocam bunun bir şeyi varmış ki. Ama benim izleyicim bana söylediği için ben uyandım. Ya bir kuralı var yani. İçtiğin zaman. Söyle bari hocam yapmadan. Ben hocama tıkayamıyorum hocamın. Ellerin, ben yaptırmam zaten efendim. Merak hocam, etme ne olduğunu söyle. Uzattığın kişiye, o kişi fincanı yere koyduğu zaman bu kahveyi dolduran kişi bekarsa evlendireceksin. Ve bekar değilse, çocuğu bekarsa onun çocuğuna yani düğün parasını vermen lazım. Şefim, yani böyle bir kural var. Bir damla kahve koydun, evet. Kocaman düğün istiyorsun. Onun için uzatan kişiye uzatman lazım. Ama eskide ağalar vardı, giderdi mesela bir yere bir... Başka bir... Sen bana uzatmadın ki, başka... ben oradan aldım zaten, oraya başka... koyacağım. Başka bir aşirete verdiği zaman, gittiği zaman mesela gelirdi ona kahve verdi. Bu da şey yapardı, altını, kese altını tutardı, al. Buna düğünü yaparsın. Hayır, hayır. Ben şimdi buraya koyarsam kimseyi evlendirmem. Hocam siz oraya koyarsanız oğlunu evlendiriyormuşsunuz. Ben doldurdum. Ona verecek misiniz? Elime geri verecek lazım. Misiniz? Ya geri verirsen evet. Kurtuluyor muyum? Kurtuluyor evet. Hocam. Zayda Hanım'a oynadık seyircileri. Benim peki, izleyicim beni hemen. Ne istiyorsun yani, seni de böyle muradın? Evli o evli. Ben evli. Çocuk mu istiyorsun? Çocuklarımın işte...
Bir tane oğlu varmış, benden düğün istiyor. Ev, araba, düğün. Çünkü artık çocuklar evlenmek istemeden evlenmiyorlar ki. Biliyorsun öyle şey istiyorlar. Oğlan babası. Hocam bunun üzerine. Hocam da evlendirdi oğlunu, evet, kızını. Evet, torun, artık torun Allah geliyor. Başımıza. Kolaylık versin, muradını versin. Teşekkür amin ederiz. Amin, teşekkür ediyoruz. Bir kaburga dolmasını size bir tanıtayım hocam. Çok güzel kuzu kaburgası. Hadi bir göster, sonra bizim konularımız var. Başlayalım. Tabii. Hocam siz pilav da seviyorsunuz değil mi? Bu pilav reyhanlı bir pilav. Valla bugün cumadan sonra sağ olsunlar eski meclis başkanlarımızdan biriyle buluştuk. Ondan, sizin karnınız tok ondan. Karnım tok ağırlamak tok zordur. Tok da olsa insan hani ikram edilsin, tadına bakılabilir. Fakat bu da enteresan ya. Çok. Neresi? Bu boyun. Kaburga kuzunun, bu kuzunun boyunudur. Yani boyun en güzel yerlerden biri. Yani çok da lezzetli oluyor. Evet. Bu dursun, bunu yayından sonra o zaman hocama ikram edelim. Bak, şimdi hocamı konuşturacağım, daha çok konumuz var çünkü. Ama şunu söyleyeyim sevgili izleyiciler. Böyle yayında gösteriyorlar, hocanın önüne koyuyorlar, sonra yeriz diyorlar. Biz hiçbir şey, eve gidiyorum, yedin mi? Yok, yemedik. Aa, hocam aşk burası, olsun. Burası toplanıyor, kalkıyor, gidiyor. Zannediyorlar hocam, sizi de ben görmüyorum ben. Siz de görmüyorsunuz. Ben şimdi yayını sahibini görmüyorum. Ama ekibime helal olsun tabii. Çok elinize güzel sağlık. Ama çok hazırlıyorlar, ediyorlar. Dokum gibi olmuş herhalde. Ama hocam bunu böyle kapat, yoksa bunu hiçbir şey göremeyiz biz. Kapatıyorum. Tamam. Hadi, kolay çok gelsin. Teşekkür hocam ediyorum. Kolay hocam gelsin. Şimdi yavaş yavaş valla kedilerimizde bak buradan nasıl. Ama bunlara verebilirsin bak şefim. Herkesin rızkı var. Kedilerimizi doyuralım zaten, yazık. Nasipine. Şimdi Damla hoş geldiniz. Mikrofonunuz var değil mi? Var. Damla kaç yaşındasınız? Ben 28 yaşındayım. 28, bekarsınız. Bekarım, evet. Çalışıyor musunuz? Hayır, şu an çalışmıyorum. Çalışmıyorsunuz. Bu rüyaları ne zamandan beri görüyorsunuz? Yaklaşık, yani rüya değil de hani ben bir yerlere götürülüyorum uyuduğum zaman. Ve götürüldüğüm yerde işte bir takım konuşmalar yapılıyor. Benimle konuşuyorlar, bazı şeyler söylüyorlar bana götürenler. Peki görüntüleriniz var bizde. Şimdi bunlar uykuda mı oluyor kızım hepsi? Evet, uyuduktan sonra, yani uykuya daldıktan sonra oluyor her şey. Peki ne oluyor? Hocamız buna nasıl bir yorum yapacak? Ben de çok merak ediyorum. Çünkü hiç Damla gibi birisini tanımadım. O kadar da bak notlarını da almış, neler gördüğünü soracağız ama bir görüntülerimizi izleyelim, hemen geliyoruz. İnanın bana, bir insanın asla tahammül edemeyeceği şeyler yaşadım orada. Korkuyorum yani. Ben uyuduğum zaman, uyandığımda yani diğer bedenimde uyandığımda çok normal şeylerde yaşıyordum yani. Farklı bir hayat yaşıyordum. Yani burada yaşadığımdan farklı bir hayat. Fakat aynı bedendeydim. Oradaki tabirle hani buraya çıkmama da sebep olan evimize çöktüler. Evimize ve hayatımıza çöktüler. Önceleri hayal sandığım, hatta yani ihtimal vermediğim, gerçek değildir, rüyadır, psikolojiktir falan diye düşündüğüm bir olaydı bu. Fakat daha sonra ciddi anlamda o bedenimde acı çekmeye başladıkça burada hani o yaşadığım travmaları bu dünyama aktarmak zorunda kaldım. Tamamen gitmiyorlar evimizden ve biz dışarı da çıkamıyoruz. Bizim evimize çöken kişiler şöyle söylediler. Biz buraya çöktük, onlar da bize çökerler mi gibi bir cümle duydum onlardan. Gördüğünüz bir silüet var mı? Evet, evet var. Ampulün ışığı renginde, biraz turuncuya çalan. Ondan sonra insan silüeti gördüm orada. Kendimi de öyle gördüm bir dönem. Daha sonra karşımda bir adam görüyorum. Yani uzun boylu, bayağı iri yapılı bir adam var ama tanıdığım birisi değil benim. Sesini de tanımıyorum, kendisini de tanımıyorum. Ayna falan yok o gittiğim yerde. Hiç kendi yüzüme bakıp da aynaya bakmadım yani. Ama bu ben olduğumu biliyorum. Korkuyorum yani. Korktuğum şeyler bu gördüklerim. Saç yiyen kadınlar gördüm mesela. Böyle yere bir güm diye bir ses, yani bir çok ağır bir şeyin, demir bir şeyin yere düştüğünü düşünün. Güm diye bir ses çıkıyor ve ardından adamın bir tanesi beeeet diye bağırıyor. Bunun ne demek olduğunu çok merak ediyorum. Güyümcüler terimini merak ediyorum. Güyümcüler nedir? Çok merak ettiğim şeylere kulak misafiri oluyorum ve onları aklımda tutup hemen buraya getirip yazıyorum. Yani orada duyduğum, orada gördüğüm her şeyi burada not alıyorum. Ne görürsem, ne duyarsam hepsini yazıyorum. Orada bir problem var. Ben uyuduğum zaman gittiğim orası artık neresi bilmiyorum. Artık ben orada, yani bana ne yapıyorlar ben bilmiyorum. Ama beni oradan kurtarsınlar. Ailemi, annemi, orada annemi, babamı beni bulsunlar.
Ben Damla kızımıza bazı sorular sormak istiyorum. Kızım sorabilir miyim sana? Tabii buyurun, sorular. Dinliyorum Mehmet. Ne tür kitaplar okudunuz? Tahsilinizi öğrenebilir miyim? Yani? Ben Türk dili edebiyatı, yani edebi metinler okuyorum genelde. Türk dili ve edebiyatı ile ilgili. Onun dışında herhangi böyle bir dini kitap falan okudunuz mu? Kur'an-ı Kerim okudum. Kur'an-ı Kerim, Büyük Cevşen, ondan sonra onun gibi kitaplar, dini kitaplar. Öyle işte Yasin kitapları, dua kitapları. Bu tarz kitaplar, dini kitaplar. Oradan bunlar... etkilendiğiniz bir şey oldu mu? Mesela dini kitaplardan okuyup da işte başka varlıklar varmış vesaire gibi korkular oldu mu? Açıkçası hocam korkular değil de ben orada araştırma yaptım. Yani tüm dini kitaplara baktım. Yani bulabildiğim kitaplara baktım. Hani orada sorularıma hiçbir cevap bulamadım. Yani benim bu anlattıklarıma cevap bulamadım. Bunun dışında dini kitaplar dışında birçok yere de başvurdum. Hocalara gittim. Bu rüyalardan önce. Ne zamandan beri böyle rüya görüyorsunuz veya bunlar ne zamandan beri oluyor? Çok uzun zamandır. Kaç yıldır? Bir 5 senedir falan, 4-5 senedir yani falan. Yani 15 yaşınızdan itibaren aşağı yukarı veya şimdi 28 mi dedi? 20 yaşından itibaren aşağı yukarı böyle yani şeyler başladı. 22 falan, 22, evet. Kime gittiniz, kime anlattınız bunları? Yani tanıdık hocalara anlatmadım tabii ama psikiyatristlere de gittim. Her yere gittim. Hastaneye gittim. Oraya gittim. Ne diyorlar? Yani bir şeyler musallat olmuştur diyorlar. İşte naz felek oku diyorlar falan. Fakat psikiyatrist bir şey musallat olmuş demiyor herhalde. Hayır hayır. Hayır hocalar diyor yani. Dini hocalar diyor. Psikiyatristler de ilaç tedavisi falan öneriyorlar. Fakat bunların hiçbirisi bana şey yapmadı. Ayrıca ben sürekli naz felek, ayetel kürsi, işte Yasin sureleri falan okuyup uyuduğumda bir ara artık şey yapmıştım. Tesettüre falan girmiştim böyle. Sürekli dua okuyordum. Uyuduğum zaman geldiler bana dediler ki, yani kusura bakmayın da söyleyeceğim burada. Hani kızım dediler, sen nasa fela duaya mı güveniyorsun? Bana yani. Rüyanda gece. Evet, aynen öyle. Gündüz yattığında da aynı şeyleri görüyor musun? Gündüz uyumuyorum genelde, yani gündüz uyanık olduğum için geceleri bu daha çok oluyor. Sizden başka evde kimse var mı uyuduğunuz yani, yerde? Olduğu zaman da oluyor genelde. Onlar yalnız bir şey oluyor. Görüyorlar mı? Yani rüya görüyorlar. Onlar gördükleri şeyleri sürekli rüya diye yorumluyorlar. Yani daha önce kimsenin hani böyle bir şey ihtimal verdiğine, vardır evet doğrudur falan dediğini duymadım. Zaten duysaydım, yani benim zaten buraya gelmemin sebebi benim neyim var falan diye hani sormak falan değil. Hani benim anlattığım, duyduğum tüm cümleleri burada size aktarmak istiyorum. Bunları bilen kişileri bulmak istiyorum ben. Cümle. Çünkü evet, onların bana aktardığı her şeyi, söyledikleri her şeyi, terimleri, cümleleri, mesela kelimeleri. Nedir? Söyle. Mesela iki gün önce uyuduğumda bana şey dediler. Beni bir yere götürdüler. Bak dediler, bizi verme sakın. Bizi verirsen çok kötü şeyler olur dediler. Bizi verme. Evet, bizi sakın verme dediler. Ben kamera falan geldi eve, çekim yaptılar işte. O gün, o günün gecesi uyuduğumda beni aldılar bir yere, gittim ben. Yani bunları keşke, yani beynime girip bu gittiğim, götürdükleri yerleri, ne yaptıklarını görebilseniz keşke. Çok isterdim gerçekten. Ondan sonra bak bizi verme sakın dediler. Yani senin için çok kötü olur dediler falan. Yanındaki adam da şey dedi. Daha ne yapacaksın hani kıza, daha ne yapacaksın yani, yapmadığın şey mi kaldı? Ne olacak ki daha dedi yani. Ben dedim kusura bakmayın, anlatacağım yani her şeyi. Ne dediyseniz anlatacağım peki dedim. Peki sana zarar veriyorlar mı? Evet ya yani, tabii acı, ki işkence, tabii işkence çektiriyorlar yani. Yoksa neden böyle bir şeyden şikayet edeyim ya da böyle bir şey buraya taşıyayım? Başka yani. Başka ne söylediler? Bizi vermediler. Şimdi bizi vermediler, bana şey yaptılar. İmdat diye bağırmaya başladım. Fakat bağırdım ya, yüreğimden imdat diye bağırıyorum. Gücün yetmiyor bağırmaya. İçimden imdat diye bağırıyorum. Adamın bir tanesi de böyle üst katta bir adam. İşte yanımdakiler de işte sen kimsin lan falan filan. Dediler ki ben komiserim dedi. Komiserim de ben dedi. Bunlar insan sureti mi? İnsan görüntüsü, başka bir şey yok değil mi? Evet, insan, bildiğimiz insan ya. Ondan sonra fakat tanımıyorum, daha önce hiç görmedim. Komiserim dedi. Ben dedi burada komiserim dedi. Ondan sonra işte ben de işte orada yani akıl edemedim, tamam mı? Madem komisersin gelip yardım etsene falan. Ondan sonra duydum da komiser orada bizdeki komiser anlamına gelmiyor dediler. Peki onlara sen
rüya içinde söylesen ki madem komsersin gel yardım et desen sana ne i̇şte yardım edecek? İşte o sırada rüyada... onu akıl edemiyorum. Hayır rüyadaki bir insan sana nasıl yardım? O gerçek bir insan değil ki rüyadaki Hayır insan. Ama bakın ben camın kenarındaydım. Camda demirler vardı. Adam aşağı indi. Arabasının kapısını falan açtı gitti yani orada. Ama bunların hepsi senin yatakta rüyanda oluyor. Ama bu bedenim yatakta. Orada yatakta değilim. Peki daha orada bir şey da böyle ediyorum. Yürüyorum. Şimdi sana orada herhangi bir fiziksel bir şey yaptıklarında. Tabii. Gerçek hayatta bu gerçek oluyor. Mesela elini çizdi kanadı. Tekrar uyandığın zaman o kan var mı mesela? Hayır hiç öyle bir şey yok. O yok. Buradaki değil oradaki bedenimde orada gerçekleşiyor. Yaşanan, orada kalıyor. Evet, ama orada döndüğümde... acısını hissediyorsun. Evet orada ya da mutluluğunu hissediyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi, bir de şöyle çok özür dilerim böleceğim. Tamam. Daha sonra dediler ki tamam sen bilirsin dediler. Biz seninle bir daha görüşeceğiz dediler bana. Tekrar görüşeceğiz dediler. Burada kalmayacak. Daha sonra iki tane bayan gördüm. İki tane bayan bana geldi dediler ki madem dediler böyle bir şey yapacaksın tırımı çaldılar de buzdolabımın içine aldılar dediler. Buzdolabıyla tırı söyle dediler. Bu kelimelerin orada ne anlama geldiğini bulan kişileri bulmak istiyorum ben. Bilen kişileri bulmak istiyorum. Buzdolabı ve tır. Tırımı çaldılar. Buzdolabımı aldılar de onlar anlarlar dedi. Allah Allah. Peki sana böyle güncel hayatınla ilgili bunu yapma. Bundan uzak dur. Yani seni hani normal yaşantında değiştirecek şeyler söylüyorlar mı? Bu kişiyle görüşme. Bak bu kişi sana yalan söylüyor. Yok hayır kişileri bir şey yok. Kişilerle ilgili bir şey duymuyorum. Peki sen arkası yarın gibi dizi gibi mi görüyorsun? Her uyuduğunda aynı kişileri mi görüyorsun? Aynı mekanlarda yani zaten mı zaten bir ara ben yani ciddi anlamda sıkıntı yaşıyordum orada. Yani hani bırakmıyorlardı beni yani. Hiçbir yere gidemiyordum. Sürekli aynı odanın içindeydim ve yanımda olmasalar bile beni yönetebiliyorlar yani. Yani uyuyorsun aynı odada hissediyorsun. Hayır seni. O oda gittiğim şimdi bakın ben uyudum ya evde. Buraya geliyorum böyle. Uyudum buradayım. Yani. Anlatabiliyor muyum? Şu an sanki rüyadaymış gibi sen bunu rüyanda böyle yaşıyorsun. Evet evet. Şu anda benimle konuşuyorsun aynen. Rüyanda da aynen böyle hissediyorsun. Aynen öyle aynen. Yani dokunduğum mikrofonu tutuyorum bu şekilde buradayım. Anne yani. Baba hayatta mı? Evet babam rahmetli o da annem. Rahmetli. Rahmet eylesin. Peki doktor kan tahlili falan istedi mi sizde? Tabii canım tahlil falan yaptık yani. Yaptı. Kanda bir şey var mı? Hayır yok. Sıkıntı yok mu kanda? Yok, sadece TSH'm. TSH'm yüksek sadece. O da işte tiroid ameliyatı oldum o yüzden. Tiroid ameliyatı oldu. Çocuklukta herhangi bir böyle bir travma, korku? O hiçbir şey yaşamadım. Yaşamadınız. Peki babanızın ölümünü hatırlıyor musunuz? Evet. Kaç yaşındayken vefat etti? 2,5-3 sene önce. Yeni vefat etti. Evet. Bu rüyalar ondan önce miydi? Ondan önce bu böyle bir sıkıntı yaşadım. Babam öldükten sonra zaten yani çok kötü şeyler yani olmaya başladı bana yani bunları yapmaya başladılar yani. Resmen hani şey demeye çalışıyorlar işte artık senin baban yok. Hani istediğimizi yaparız sana falan gibi bir şey koruyucu yani bu. Koruyucu gitti. Aha, aynen bana. Öyle. Yani. Şimdi şöyle ve söyleyeyim ben affedersiniz size. babam değil sen mi? Öyle annem görüyorsun. Hayatta ay görmedim ama seslerini duyuyorum sen fakat kendi bedenlerinin haberi yok. Sadece benim haberim var bundan yani. Ha, sen öyle görüyorsun. Ha, benim anladım. Haberim var bana ben her şeyi biliyorum. Allah Allah çünkü o kadar şey anlatıyor ki böyle o kadar yaşamış ki. Hı-hı. Hani çok gerçekçi anlatıyor yani. Ya bakın gerçekten çok canım ben oradan kurtulmak falan. Beni bulsunlar beni tanırlar bakın o dünyada beni tanıyan bir sürü insan vardır buna inanıyorum. Yani o dünyadan kastın ne? Yani gittiğim o yerden neresiyse orası yani o boyuttan. Yani beni tanıyanlar vardır beni bulsunlar orada yani. Bir de şey dediler senin dediler içine çıkarttılar içindeki seni aldılar. Hani bir şekilde bir, yani onu geri vermeleri lazım sana dediler. Böyle sarı bir ışığı mı vardı onu aldılar yani benim. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki Damla merak ediyorum hocam ne diyor hiç böyle bir durumla karşılaşmış mıydın? Benzer durumlarla karşılaştım. Mesela bir Damla'nın durumuna benzer bir durum şuydu. O 12 yaşındaydı. 12 yaşında bir kız. Kendisi bir yaşlı zatla görüşüyor. Aslında başkasının gördüğü biri değil. Eve geldiğinde, evinde bir yaşlı zat ona geliyor. İşte namaz kıl diyor, oruç tut diyor, başını ört diyor. Şurayı diyor kıble yap diyor, burayı seccadeyi koy diyor. Anneni babana uyar diyor, onlar cehennemde yanacak diyor. Amcanın amcasını gösteriyor, dedesini gösteriyor. Cehennemdeki yerlerine götürüyorlar, cennetteki yerlerine götürüyorlar kimisi akrabanın. Bunlar olmuş gibi geliyor, anlatıyor annesine babasına. Onlar da buna inanıyorlar.
Şimdi sonunda şunu da söyledi. Bana dedi onlar peygamberimizin sakalından, Hazreti Ayşe'nin saçından, Hazreti Fatıma'nın saçından getirdiler. Benim yanımda dedi. Bunu da aile ondan kabul ediyorlar, inanmışlar. Komşuları falan ziyaret ediyorlar. Saçı sakalı peygamberin falan bu kızla diye. Allah okulunu Allah bırakmış. Ve ayrı bir dünyada yaşıyor. Sabah namazında herkes uyandırıyor. O kişi konuşuyor bunlara. Başka bir aleme götürüyor, bunu anlatıyor, her yeri gezdiriyor. Bu da gerçekten gittiğine inanıyor. Yani bunun rüya olduğunu da değil, gerçek kaç olduğunu. Kaç yaşında bu kişi? 12 yaşında bir kızımızdı. Kendinden şimdi, büyük büyük de konuşuyor, tabii dikkat çekiyor. Şimdi ona dedim ki ben o saç ve sakalı bana gönderin. Ben adli tıpta inceleteceğim. DNA'sına baktıracağız falan, kime ait diye. Bu sefer, kaç senelik zaten. Bu sefer dediler ki o rüyada görünen o zat ona müsaade etmiyor. Sonunda ben şunu söyledim, siz buradan çok aşırı da memnunsunuz insanların ilgisinden falan, yanlış şey yapıyorsunuz, dinde böyle şeyler yok, gerçekte de böyle bir şey yok, hayali bir dünyada yaşıyorsunuz ve insanları bunlar sanki peygamberin sakalı saçıymış gibi biraz ticarete mi dökmüşler orada? İnandırıyorsunuz, ticaretten çok böyle sevilmekten, yani evliya gözüyle bakılmaktan hoşnut oluyorlar. Benim onları ihtarım üzerine işte ilişki kesildi. Ne yaptılar bilmiyorum ama ben dedim ki sizi bak böyle yaparsanız, evi türbe haline getirirseniz bu bir sahtekarlığa girer. Ben sizi ifşa ederim dedim ve televizyonda da söylüyorum. Yeri vermiyorum isim olarak şimdi. Ama onlar biliyorlar kendilerini. Onlar kendilerini biliyorlar. Peki simge için ne düşündünüz? Simgenin benim gördüğüm kadarıyla insanlar o kadar konsantre olabiliyorlar ki, konsantre olduğunda, çok özür diliyorum. Konsantre enteresan bir şey. Konsantre olduğunda mesela bir insan normalde kıramayacağı bir şey konsantre olunca 500 kat gücü artıyor, kırabiliyor. Konsantre oluyor, yerinden kımıldatamıyorsunuz. Parmağını oradan kolunu çekemiyorsunuz. Mesela hipnoz ediyorsunuz, duvara da yiyor kolunu. Yani beyin gücü bedensel gücü beyin etkiliyor, etkiliyor gibi hayli etkiliyor. Şimdi bir defa şunu bileceğiz. Biz her insan tek başına ayrı bir varlıktır ve bir bedendedir. Bir damla olabilmek için sizi kastediyorum. Damla iki tane olmaz hayatta. İkiz yumurta, ikiniz ikiz de olsa sizden bir tane var ve kainatta teksiniz. Her insan kainatta tektir. Parmak izlerimiz bile hepsi ayrı ayrıdır. Ve bir tane daha gelmeyecektir kıyamete kadar. Çünkü tekrar yeniden herkes kendi bedeninde ve ruhuyla haşrolunacak ve dirilecek. Damladan bir tane daha başka bir yerde var, başka bir alem var. Oraya gidiyorum, geliyorum. Siz burada bir ikilem yaşıyorsunuz. Bu %99 beyinle alakalı bir şey. Okuduklarınızla alakalı, hayallerinizle alakalı, korkularınızla alakalı, geçirdiğiniz farkında olmadan da olabilir bu, travmalarla alakalı. Babasının şimdi bunu bir psikiyatristin, bir psikoloğun izahı çok daha kolay olabilir. O aşama aşama bunları konuşturabilir ama biz burada kısaca gördüğümüz kadarıyla ben sadece şunu söylüyorum. Varlık aleminden biz sorumluyuz. Bunun dışında bizi sorumlu kılan bir alem yok ve bizi etkileyen bir alem yok. Biz çünkü Allah'ın yeryüzünde yarattığı en güzel varlıklarız ve biz tekiz. Bizi başka biri de elinin altına alamaz. Yani başka varlıklar bizi kuşatamaz, bizi kullanamaz. Neden? Çünkü en mükemmel varlık insandır. İnsan o kadar güçlüdür ki aslanı bile kulağından tutar kafese koyar. İnsan Süleyman Aleyhisselam mesela fizik ötesi varlıkları çalıştırmış. İnsan çalıştırır başka varlıklar ama başka varlıklar insana hükmedemez. Ne zaman hükmederler? İnsan kendi kendinin şuurunu, bilincini kaybettiği zaman. Bu da beyinle alakalı bir şey. Yani konsantrasyon dediğim bu. Siz öyle bir konsantrasyona girmişsiniz ki iki tane aleme, iki bedene hemen inanıyorsunuz. İki beden yok. Bir tane damla var. Şu anda buradasınız, konuşuyorsunuz ve Allah katında da siz bu beden, bu ruhla mesulsünüz. Çünkü yaşınız var, aklınız eriyor. Bunun dışında gördüğünüz karabasan, kabus, rüya, bunlar hayali, ruhla alakalı, mahiyetini anlayamayacağımız, oradaki sözlerin hiçbirinin bizim için geçerli bir tarafı yok, bağlayıcılığı yok.
Başka bir aleme kendinizi adapte etmeyeceksiniz. Uyandınız, yataktasınız. Elhamdülillah. Ruh nereye gidiyor? Ruh var. Biz şuna inanıyoruz. Ruhumuz var. Bedenimiz var. Bir de nefsimiz var. Ruh uyuyunca da başka alemlere seyyaliyet kesbediyor, seyahat ediyor. Yani ruh bedenden ayrılıyor. Ayrılıyor. Uyku halinde ruh bedenimizden ayrılıyor. Biz o ruhun kaptığı, gördüğü, o bilinmeyen mahiyetini anlayamayacağımız ruhlar alemindeki bilgisini sembollerle ya da bildiğimiz dillerle, ruhun dili mesela niye Türkçe? Ruhun dili olmaz. Benim ruhum niye Türkçe konuşuyor? Ben Türkçe rüyada biliyorum. Siz Türkçe bildiniz, o Türkçe'ye tercüme ediliyor beyinde. Ha. Onun söylediği sembol. Ya da sen balık gibi görüyorsun, tas gibi görüyorsun, bardak gibi görüyorsun, su gibi görüyorsun. Aslında ruh onu öyle görmüyor. Ama senin bedenine getirdiğinde onlar senin anlayacağın şekilde görünüyor. Peki Damla ne yapsın? Damla kendini yavaş yavaş ikna edecek. Böyle şeylerde mutlaka bir tedaviye ihtiyacı var. Nasıl bir tedavi? Hem gerçekten psikiyatrist, psikolog, insan psikiyatrisini iyi bilen insanlardan oluşacak. Hem de dini açıdan da böyle bir mahiyette varlık iki türlü olamayacağı, iki bedene giremeyeceği, Allah'ın sadece bizi burada sorumlu kılacağından hakikati ve gerçeği yaşamamız gerektiğine inanacağız. Kitaplarda ne yazarsa yazsın, insanlar hangi hikayeyi anlatırsa anlatsın. Şimdi bir gün bir kişi mecliste konuşuyor, parmağına bir yüzük takmış. Bu yüzükte garip Arapça ibareler var. Beni de tanımıyor. Bu 25 sene önce olmuş bir olay. Siz okudunuz tabii o ibareleri, biliyor musunuz? Şimdi oradakilere anlatıyor ama anlattığı şeylerin akla ziyan şeyler, hiç mantığa uyan şeyler değil. Ben de dedim ki düzelttim falan. Dedi ki sen Arapça bilir misin? Bilirim biraz dedim. Oku bakayım dedi. Parmağındaki yüzü Abdülcabbar bin bilmem ne yazıyor. Senin adın Abdülcabbar mı dedi. Yok dedi, sen öyle okudun onu. Zahiri öyle dedi. Batını başka bir şey dedi. Biz dedi batın ehliyiz dedi. Batın ehli ne demek? Batın aslında karın demek. Hı. Yani iç alem. Sen dışını görüyorsun dedi, ben her şeyin içini görüyorum dedi. Karşıya bak dedi. Baktım, ne görüyorsun dedi bana. Mezar görüyorum dedim, türbe vardı orada. Peki sen dedi mezar görüyorsun ama ben dedi neler görüyorum? Ne görüyorsun? Ben içini görüyorum dedi. Ben de dedim ki Allah bana dışından soracak, içini sormayacak. İçini sormayacak. İçini. Sonra yani... adam bana burada dedi bir Mustafa Hoca varmış, ben ona soracağım bir şeyler var dedi. Hangi Mustafa Hoca? Sizsiniz. Beni arıyor. Aa, bulmuş zaten. Aslında ama tanımıyor. O zaman televizyona falan da çıkmıyoruz, genciz. Neyse namazı kıldık falan, gel dedim. Buna şimdi batını gören adam sendin değil mi dedim. Ne derdin var söyle bakayım. Neyse affedersiniz, bu enteresan şeyler söyledi. Dedim ki bak, hakikatta her şeyin dışını, zahirini göreceksin. İçini görürsen hayatta yaşayamazsın. Yani yediğin şeylerin bazı şeyinin iç tarafını görmeyeceksin. Değil mi? Bazı insanların da evet. İşte sana zarar verecek kadarını göreceksin. Şimdi, ama batınilik de insanı tuzağa düşürüyor. Şimdi bu adam gerçekten gördüğüne inanıyor ama. Şimdi Damla da inanıyor. Yani gördüğüne. Duvarın arkasını gördüğüne inanıyor. Yerin dibini gördüğüne inanıyor. Aslında görmüyor. Bu beyinle alakalı bir şey. Tamamen beyinle alakalı. Dolayısıyla düzelmeyecek bir şey değil. Geçer. Şimdi mesela yoruluyorsun. Rüyalar seni yoruyordur. Büyük ihtimalle bunlarla uğraşıyorsun vesaire. Zihin yoruluyor. Bir müddet sonra bunlar geçecektir. Enteresan. Ben Damla gibi böyle kabus görmedim ama sanıyorum 6-7 sene yastığa başımı koyuyordum. Uyanıncaya kadar rüya görüyordum. Enteresan rüyalar ama. Yani çok enteresan rüyalar. Bazen ben de film gibi rüya görüyorum. Fakat ben onları hiç bitmeyecek zannettim. Böyle gidecek hayatım. Sonra bir kesildi. O hiç görmez oldum. Ara ara şimdi görmeye başladım falan. Bu insanın beyniyle alakalı. Geçer. Kendini üzme. Yorma. Peki, gençsin. Bir şey sorayım. Başkasına faydan olacak inşallah. Tahsilini i̇nşallah. Yap, hizmet et. Söyle de anlayacağım. Rüya görürken siz ne oluyor peki hocam? Rüya yani nedir yani? Rüya yani YouTube'dan film falan mı açıyorlar rüya görürken? Yoksa hani rüyada ne yapıyorsunuz siz hani? Mesela rüyada elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz. Elini yüzünü yıkayan kim? Yani? El yüz yıkama yok orada aslında. Tamam, o zaman bir yere koşuyorsunuz, öyle örnek. Koşan da yok. O bir sembol. Simge.
Rüyayı İbni Haldun, mukaddimesi var. Bak orada Damla, sen okuyan yazan birisin, onu oku, tavsiye ederim. İbni Haldun'un mukaddimesi var. Çeşitli Kültür Bakanlığı'nın tercümeleri de var. Mükemmel bir eser. Ehl-i Beyt bitirdim ama yani bütün Ehl-i Beyt'ten büyük Cevşen'e bütün kitapları bitirdim yani. Sen ama. Sen şimdi bitirdin, güzel. Cevşen önemli değil. Yani Cevşen bir duadır. Şimdi Rüyayı İbni Haldun diyor ki ruhun bedenden sıyrılıp kendi aleminde seyahat ederken gördüğü manzaralar bize, beynimize tekrar ruh onu sembollerle aktarıyor. Dolayısıyla o sembolleri biz sadece gördük, kendimiz gördük diye beyin algılıyor. Beyin hatırlıyor o sembolleri. Genellikle gün içinde yaşanan ve sinirden etkileniyorsanız. O ayrı. Ona bilinçaltı deniyor. Hı. Bilinçaltı kafanızı koyar koymaz da bazen rüyanızın devamını da görürsünüz. Hı. Ya da dedikodu yaptınız, kavga ettiniz, tartıştığınız birisiyle gece rüyanıza girer, tartışma devam eder. Bu bilinçaltıdır. Buna rüya denmiyor. Hatta rüyayı kazibe deniyor. Hı. Yalancı bu. Bununla hiç uğraşma. İkinci bir rüya var. O da rüyayı saliha. Yani rüya. Sadık, doğru rüya. Hı. Bu rüyanın bir defa cam gibi hatırlanması lazım. Sabaha karşı görülmüş olması lazım. Efendim mutlaka oradaki sembolleri de bilen birine sorulması lazım. Renkler vesaire. Renkler, oradaki işte semboller, mesela balık gördün ne anlamı var, su gördün ne anlamı var, süt gördün ne anlamı var, beyaz elbise gördün ne anlamı var, siyah yeşil yırtıcı gördüm. Bir hayvan gördün, vahşi bir hayvan ne anlamı var. Bunların hepsi tecrübeyle ya da beynin halleriyle kişiye göre değişen semboller var. Şimdi burada sanıyorum Damla kızımızın çözmesi gereken noktalardan biri şu, ama bu bir günde olmayabilir. Kendisini ikna edeye de güzel şeyler, doğru bilgiler aktara. Biz bu bir rüyadır, bu bir kabustur, karabasandır. Bu ayrı bir hayat değildir. Buna inanmamız lazım. Bu dünyaya bağlı. Evet, yani rüyaya takılıp kalırsak hayatı yaşayamayız. Oraya peki. Takılıp kalmayacağız. Gerçek burası, orası değil. Peki, şimdi yeni bir konuya geçelim mi Damla? İstiyorsanız siz reklam arasında konuşturur muyum hocayla? Konuşuruz. Bir şey söylemek istiyorum hocam, çok teşekkür evet. ederim. Rüyasında pres makinesinin altında pres makinesi görenler, pres makinesinin altında ezilen kişiler görenler ve küçük adamlar yani minyatür insanlar görenler lütfen bana ulaşsınlar, teşekkür ediyorum. Rüyada bunları görenler. Rüyasında ya da gerçekte de görüyor olabilirler. Bu fark da etmez. Sana rüyada söylenen bir şeymiş. Hayır, şu an. Benim gördüğüm bir şey. Bunları görenler bana ulaşırlarsa. Varsa eğer. Görenler bana ulaşırlarsa. Peki ben de böyle rüyalar görüyorum diyorsanız. Peki Damla'yla. Damla çok dünya tatlısı bir kızsın. 28 yaşındasın. Hayatın bağrındasın. Galiba baban gittikten sonra sen koruyucunu kaybetmiş gibi hisse. Benim algıladığım öyle oldu. Rabbim ona orada hayırlı, daha doğrusu mekanı cennet olsun, yattığı yerler nur olsun. Sanki öyle hissettim ben. Ama bak 28, yani işte kaç, 25 yaşına kadar babam varmış. Ben de annemi büyükken kaybettim ve hep şükrettim. Bu yaşa kadar annem vardı. Küçücükken annesini kaybedenleri düşünüp de hatta üzülme dedim. Ya Damla atlatır bunu. Geçecek bu. Yani. Yok, babam rahmetli olmadan önce de insan silüeti değil sarı ışıklar görüyordum. Böyle ampul şeklinde parlayan insan silüeti şeklinde ışıklar görüyordum. Yine peki bunlar bir tarafta dursun ama sen hayatına bir şekilde devam etmek zorundasın. Tabii ben zaten hayatıma burada normal bir şekilde devam ediyorum. Fakat o tarafta zor durumda olduğum için yardım istemek zorunda kaldım. Teşekkür ederim. O taraf yok Damla, burası var. O taraf yok. O taraf öldükten sonra. Peki. Öbür tarafa gitti diyorlar ya. O öldükten sonra. Ha evet. Peki madem bu taraftayız şimdi bu tarafa evet, hizmet bu etmek konuşalım. Lazım, öğrenmek lazım. Hocam bizim dünya güzeli böyle genç evlatlarımız var bizi izleyen, sizi izleyen ve doğru abdest olmayı bize hep soruyorlar, hala soruyorlar. Sizden tekrar görebilir miyiz, şimdi öğrenebilir miyiz? Abdest, abdestle ilgili varsa malzememiz. Var hocam, burada hazırladık. Ha geldi mi? Tabii. O zaman hatta Yasin'imizi de alalım. Yasin gel eşlik et lütfen Yasin, hocamıza. Gel. Şimdi abdest temizlik imandandır diyoruz. Et-tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın yarısı. Dinimiz kolaylık dini, zorluk dini değil. Akla mantığa aykırı bir emri yok. Dolayısıyla dünyada namazın bize faydası var. Abdestin faydası var. Hani insanlar rahatlamak istiyorlar. Şimdi yoga yapayım, keiki yapayım, reiki yapayım, efendim meditasyon yapayım falan, rahatlayayım, para veriyor. Allah sana emretmiş. O senin için namaz
abdest al güzelce bir. Necaset, pislikler aksın gitsin. Hatta abdestin bir faydası daha var. Gözünüzü yıkadınız, yüzünüzü yıkadınız, yüzünüzle gözünüzle yaptığınız günahlar da siliniyor. Elinizi yıkadınız, elinizle yaptığınız günahlar siliniyor. Abdest müminin silahı, o kadar güçlü bir faydası var. Şimdi namaz için de mutlaka şart. Abdest olmadan namaz kılınmaz. Gücü yeten ama gücü yetmiyor, teyemmüm de var. Hocama da gösterdik. Evet, gösterdik. Ahmet Akın Çığman hocam da şu an hastanede yatıyor. Teyemmüm de yapacak olsun durumda değilim dedi. Hocam ne yapacağım? Hocama da selam gösteriyorum, söylüyorum buradan. Acil şimdi şifalar diliyoruz. Yasin, onları ben sana tutarım. Şu kollarımızı bir sıvayalım. Çünkü abdestin 4 farzı var. 4 farz, yani 4 yer yıkanacak, bu farzdır. Allah'ın emridir. Bir de sünnetleri var. Sünneti ne? Euzu besmele çekiyoruz. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya diyoruz. Ve önce ellerimizi 3 defa yıkıyoruz. Buradan düğmeli mi bu? Evet hocam. Basınca duruyor. Tamam. Elimizi yıkadık. Sonra bu da sünnet, farz değil, abdest. Ağzımıza 3 defa su veriyoruz. 1, 2, 3. Sonra burnumuza 3 defa su veriyoruz. Bak, ağız burun temizliği çok önemli herhalde. Büyük şehirler, büyük şehirlerde egzoz gazında, trafik efendim, hava kirliliğinde en çok ağzımız ve burnumuz kirleniyor. Burası ne gibi? İnsan vücudunun esas burası, ana merkez. Ağız çok önemli. Elimizi yıkadık, ağza buruna su verdik. Ondan sonra yüzümüzü saç bitiminden çene altına kadar, kulak memesinin altından itibaren buraya yüz deniyor. Yüzümüzü 3 defa yıkıyoruz. 3 defa. Her seferinde ayrı ayrı bak. 1. Evet, 2. Yasin, saçın bozulmaz, korkma, yukarıdan da yıka. 3. İnsan elini yüzünü yıkınca bir ferahlık geliyor değil mi? Su hayattır. Su değdiği zaman uyku gidiyor, gaflet gidiyor. Yüzü yıkadık. Sonra sağ elimizden başlar, dirseğimiz de dahil 3 defa yıkıyoruz. Bu elleri kollarıyla beraber yıkamak farz, yüzü yıkamak farz. 2 farzı yerine getiriyoruz. Ama bir de ne yapıyor? Böyle ovalıyor. Bu da sünnet, peygamberimiz daha güzel olsun diye. Üsbül vudu diyor. Ovalıyor. Sol elimizde yıkıyoruz. Allah, abdest almak da bir nimet. Bunu alamayan da var ya, dedim ya. Yatıyor, kolu sargılı, ayağı hareket etmiyor. Evet, 2 farz kaldı. Diğeri başı 1/4'ünü meshetmek. Meshetmek demek suyu ıslatıp başı, saçı ıslatmak demektir. Böyle 1/4'ünü ıslattık. E sen geri almadın ya. Ben, yok, geri almak, geri almak da olur. Bu da yeterli. Ha. Bu da yeterlidir. Hatta bazı mezhepler tamamını ıslatırlar. Bazıları şöyle bir dokunsa yeter. 3. farzı da yaptık. 4. farz. Ayağımızı yıkayacağız. Çözebilecek misin? Zor olacak ama sana. Bir tane alalım. Tamam. Ayak havlusu mu? Tamam. Peki bu arada, ama tam da şeyde kaldık ya. Final yapıyorduk. Olsun. Madem reklam saatimiz, yapacak bir şey yok. Bir reklama gidelim. Devam edeceğiz. Gelelim. Sonra reklamdan sonra seni Allah kadar sevdim. Sen gördüğüm en son ilahsın. Dertlerin kalkınca şaha bir sitem yolla Allah'a. Bunlar şarkı sözleri. Hocama şarkı sözlerini soracağım. Burada acaba şirk var mı? Bir sürü şarkı sözü buldum sizin için. Hepsini konuşacağız, hemen geliyoruz efendim. Devam edeceğiz. Dertlerim kalkınca şaha bir sitem yolla Allah'a. Sevdim seni Rabbim kadar. Kaderin böylesine yazıklar olsun. Sensiz ölürüm cennette. Yaradanın boş vaktine gelmiş. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Biliyorsunuz değil mi bu şarkı sözlerini? Bir hayli söylediğimiz sözler. Peki bu sözler ne demek istiyor? Söylerken farkına varmadığımız ama farkına varmadan bizi günaha sokan şeylerden biri olabilir mi? Hocamla paylaşacağım. Ama sizinle önce hocam bir şey paylaşmak istiyorum. Geçen gün, 3 gün önce galiba değil mi Veysi Bey? Kapıda tam ben girerken çıkarken Veysi Bey'le çıkar çıkıyordum. Veysi Bey'le karşılaştık. Bir kız çocuğu yanında, bir baba, gözü yaşlı, yardım istedi.
çaresizce ne yapacağımı ben de bilemedim. Çünkü biraz zor. Ama sonra ben oradan ayrıldım ama arabada giderken Veysi Bey ile kızını el ele, burası Sefaköy ve buradan böyle yayan gitmek de çok zor aslında. Giderken gördüm onları. Ve babanın gözündeki yaşı da gördüm. O yaş aslında benim içime içime de aktı. Hayat böyle bir şey ama Veysi Bey evladıyla sınanıyor. Güzel kızımızın mesanesi yok. Gittikçe küçülmüş değil mi Veysi Bey? Doğru hatırlıyorum. Evet hocam. Bir özel hastanede Batman'da böbreği ne yani idrar kaçırıyor diye belli annesi dedik. İyi olacak daha doğrusu. Orada ameliyat ettirir hocam onu. Allah şifa versin. Sağ olun. İnşallah. Geçmiş olsun. İnşallah Zayda Hanım el attıysa bu işin sonu İnşallah. Gelir. İnşallah. İnşallah hocam. Ben özellikle sizin yanınızda söylüyorum. Sağ olun. Hep ayrılı diyorum. Belki umudumuz doğdur hocam. Evet. Yani Veysi Bey yapılabilecek bir şey varsa ben buradan hastanelerime seslenmek istiyorum. Kızımızın ciddi bir derdi var. Yardımcı olabilecek bir hastane varsa eğer lütfen bana ulaşsın. Türkiye'nin dört bir yanında fark etmez. Ameliyat olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Hemen size gösteririz. Yapılabilecek bir şey varsa kızımızla ilgili ben destek bekliyorum bütün hastanelerinden. İnşallah. Hocam Allah razı olsun. İnşallah. Teşekkür ederim. Şimdi, dualar kabul olsun. Şimdi abdeste ayaklar kaldı. Yalnız evet. Yüz yıkarken Yasin orada unuttu. Ben de şimdi hatırlatayım tekrar. Şu kulaklar. Kulaklarını da meshedecekti. Orada sünnet. Farz değil. Farz olanı anlatırken o arada kaçırdık. Kulaklarını ve boynunu meshetmesi gerekiyordu. Onu yaptık. Yasin. Evet gösteriyor şimdi. Tamam. Kollarımızı da yıkadık. Şimdi geldi ayakları yıkayalım. Önce sağ ayak. Hep yıkarken sağdan başlıyoruz. Niye? Bunlar peygamberimiz böyle usul öğretmiş yani. Burada ben bir şeye dikkat çekiyorum. Ayakları yıkarken ayak bileğindeki kemiklere kadar ve onlar da yıkayacağız. Yani ayak topuklarını zannediyor çoğu insan. Hayır, ayakların sağlı sollu kemik, bilekteki kemiklerine kadar, kâb denilen yer orası. Oraya kadar yıkayacağız. Sağ ayak sol el mi? İki el. Sağ ayağı ve sol ayağımızı ikisini de sol elimizle yıkayacağız. Sağ elimizi kullanmıyoruz ayakları yıkarken. Şimdi sağ ayağı yıkadık. Sol ayağımızı yıkıyoruz. Parmak aralarında hilalleyerek her yerine su ulaşmış oluyor. Şimdi biz bunu namaz için yapıyoruz. Kur'an okumak için yapıyoruz. Camiye girerken yapıyoruz. Kabe'ye tavafa giderken yapıyoruz. Önümüzdeki haftada umrem var olacak inşallah. Orada dua edeceğim i̇nşallah sizlere. İnşallah hocam bizi unutmayın lütfen. Şimdi bu abdest insanı her açıdan tertemiz ediyor. Günahları dökülüyor. Cenab-ı Hak abdestli olmayı nasip eylesin. Hep abdestli gezmek de sünnettir. Peygamber Efendimizin yaptığı en güzel davranışlardan örnek olarak abdestli gezmeyi görüyoruz. Peki Allah kabul etsin. Evet. Hocam yaradan bir can vermiş boşu boşuna. Cenneti değişmem saçının teline. Tapılacak kadınsın. Bas bas paraları Leyla'ya. İnsan, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bunların hiçbirinde Allah'ın gerçek gücünü bilmiyor demek ki bunu söyleyenler. Allah gelse seni bizden kurtaramazlar gibi. Az önce de Damla söyledi. Öyle söylemişler ona rüyasında. Allah-u Teala senin benzettiklerin hepsinden müstahanidir. O öyle bir şey değildir. Öyle sözler var ki ben bunları mesela şarkıyı söylerken fark etmemişim. Şimdi böyle düz okuyunca fark ediyorum. İşte bu söz yazarları buna dikkat edecekler. Mesela kara gözlüm sen de yalancı çıktın. Seni kendime ilah yapmıştım. Of güzel Allah'ım içim ısıtan adam sanki senin aynandı. Benim sana yaptığım canım aşk tadında ibadet. Kızdım getirene beni dünyaya, anama babama günahkar oldum. Allah'ına kitabına sövüp saydım. Olmaz haşa. Oo, yani bunlar şarkı sözleri. Kimlerin söylediğini söylemiyorum ya özellikle bunlar, yani. Bunlar küfür sözler. Bunlara şarkı sözleri denmez yani. Bunlar. Kaderin böylesine yazıklar olsun. Kaderi suçlamak eline ne geçirecek? Kader bir senin yaptıklarından oluşuyor. Bir de Allah-u Teala'nın yazdıklarından oluşuyor. Her ikisine birden kader diyoruz. Seni sevmek ibadetim. Sana taptım be yahu diye bir şey var. Ya tapmak seni Allah kadar sevdim. Sen gördüğüm en son ilahsın. Hayır hayır. Dertlerin kalkınca şaha bu bir sitem yolla sözü Allah'a. Nereden buldunuz bu kadar sözleri? Hepsini araştırdık hocam. Yani bunlar. Yani şimdi yanlarında mesela kimlerin okuduğunu söylesem bu sözleri daha net hatırlayacaksınız. Bunlar doğru sözler değil. Bunlar düzeltmek lazım. İnsan mübalağa yapabilir. Olağanüstülük olsun diye, daha dikkat çeksin diye, gerçek anlaşılsın diye. Mesela adam demiş ki senin gerçek kıymetin demiş. Koskoca bir kitap dağ gibi bir kitap oluşmuş. O kitabın içerisinde sen bir virgülsün demiş. Senin değerin bu kadar.
Mesela bu bir edebiyat. Dağ gibi bir kitap yazılmış, o kitabın içinde sen bir virgülsün. Bu kadar kıymetlisin. Ya. Bu mübalağalı anlatım güzel bir şey. Bazı şeylerde güzel, şiirde gider, edebiyatta gider ama Allah'la, Allah kelimesini ağzına alıyorsan Celle Celaluhu, Allah-u Teala, Rabbimiz, bizim efendim ilahımız, varımız, yoğumuz, sahibimiz, sen ona nasıl sitem edersin? Allah'a sitem hakkın mı? Dikkat etmek lazım demek ki. Bu arada gözüm simgeye takılıyor. Aynı şekilde Mahmut da gördü az önce. Simge devamlı saçlarına dokunuyor. Bugün simgeye saç takıldı hocam. Hayırlı olsun inşallah. İnşallah. Aslında babaannesinin i̇nşallah. Emaneti o bana. Gerçekten maşallah çok güzel görünüyor. O da hocam işte kader mi denir? 4 yaşında anne babasını kaybediyor. Şofben zehirlenmesinden. Babaannesi babası. Ya onun elinde olan bir şey değil onlar. İşte kaderi bu. Yani. Kaderi ama o mücadele edecek hayatta. Evet. Bu arada Heidelberg... deydim geçen hafta Almanya'da. Size çok selam var. Aleyküm ya Sultan selam. Selim Camii Kadınlar Kolu. Oo, ne sizi de bekliyorlar oraya. İnşallah. 16 Şubat Köln'de Korvaylar'da. Cumartesi orada olacağım. 17 Şubat Esen Bölgesi Düsseldorf'ta yakına Şivern'de olacağım. 19 Şubat Salı günü Sakarya Akyaz'da olacağım inşallah. Çok, Türkiye'ye dönüyorsunuz. Buralar. Hocamla beraber yakında Konya geliyoruz inşallah. Ben de epeydir gitmedim. Ben gideceğim gitmedim. Başka bir vesileyle sonra beraber orada. Epeydir ben de gitmedim. Yarın Ankara'da olacağım inşallah. Selam söyleyelim Ankara'ya. Aleykümselam. Ankaralara selam söyleyelim. Efendim burada tabii yiyecekler de getirdik. Mesela zeytin, ayran, süt mü yoksa o? Süt. Süt. Kur'an'da yeri var mı? Yiyeceklerin birkaç tanesini sayalım ama reklam arası geldi. Zencefil, dönüyoruz. Evet. Hemen geliyoruz efendim. Hocam buraya hazırladık. Zencefilinden, soğanından, şimdi sarımsağından. Kur'an'da zencebila geçiyor. Ve mizacuha zencebila. Zencebille balı karıştırdığın zaman Kur'an'da da karışım geçiyor zaten. Karışımı zencefil olan içecekler cennette. Cennette zencefil var. Hmm. Onu Kur'an'dan anlıyoruz. Acur, salatalık, Hazreti Ayşe annemiz zayıfmış. Bunlarda bol su var. Hmm. Bunlarla da hurmayla da birleşirse kilo yapıyor. Salatalıkla hurma birleşirse kilo yapıyor. Onunla devam ettim annemin tavsiyesiyle diyor Hazreti Ayşe annemiz. Hmm. Ondan sonra kilo almaya başladım diyor. Zayıfmış, kendi zayıflığından şikayet ediyormuş. Bunları Peygamber Efendimiz insanlarla konuşurken yemiyor. Kendisi de pek yemiyor. Çünkü bana vahiy geliyor diyor ama... Bunlar bağışıklık sistemi için, insanın bedeni çok önemli. Süt, erkek ve kadın için yaşlar ilerledikçe ona göre değişir ama ilk gıdamız biliyorsun her şeyin özü. Zeytin ve zeytinyağı. Onlardan her zaman yemek lazım. Her zaman yemek o zaman lazım. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle güzel bir hafta sonu diliyoruz. Yarın Ankara'dayım, bekliyorum herkes hocam. Allah gönlünüzün muradını versin. Güzel günlerde, bereketli günlerde olun. Hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Hoşçakalın, helal edin aklınızı.